Temsilcileri, hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık artık toplantıları bu COVID-19 salgından sonra bütün toplantılarımızı bütün dünyada olduğu gibi Zoom üzerinden işte online kanallar üzerinden yapmaya çalışıyoruz. Özellikle sektör olarak son 1,5 ay içerisinde mümkün olduğu kadar elimizden geldiğince sektörün önünü açmaya ve eksik kalan bilgilerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Devlet kademesinde yapmış olduğumuz öneriler var. Çok fazla özellikle bu kısa çalışma ödeneğiyle ilgili İHKİP iletim olarak sunduğumuz projeksiyon olduğu gibi kabul ettiler. Alacaklarla ilgili çeşitli çalışmalarımız var. Daha önceki platformlarda geçen hafta da yine Exim'le ilgili güzel bir toplantı yaptık. Sektörle buluşturdu yaklaşık 100 küsur tane firma ile beraber karşılıklı soru cevap sıkıntılarını sordular. Onlar da iki buçuk saat içerisinde gerekli çalışmaları ve cevapları verdiler. Verimli bir çalışma oldu. Alacaklarla ilgili özellikle İngiltere pazarı ile ilgili ve diğer ülkelerle ilgili ilk olarak gerekli deklarasyonları yayınladık. Geçen hafta da tekrar İngiliz konsolu ile konuştuk. Sıkıntıları, problemleri ağırlıklı İngiltere'de problem olduğu için yaptık. Sıkıntı ve problemleri işte şeylerle ilgili, vergilerle ilgili olan durumları öteleme anlamında hepsini işte 6 ay biliyorsunuz herkesin bildiği gibi 6 ay civarında %90 vergiler ötelendi. Şimdi ağırlıklı ondan sonra önümüzdeki dönemlerde neler yapmamız gerektiğiyle ilgili yapmış olduğumuz çalışmaları sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Servet Bey var. Servet Kabaver rica ettik. Bu anlamda bununla ilgili olan özellikle kısa çalışma ile ilgili yaklaşık bir aydan beri biliyorsunuz başvuruldu. Başvurulduktan sonra yaşamış olduğunuz sorunları, sıkıntıları, problemleri varsa o anlamda sorularla beraber cevap versin diye böyle bir çalıştay bulduk. Yavaş yavaş iş yerlerimizi açmaya başladık. Onunla ilgili çalışma koşulları, şartlar alınması gereken önlemleri İTKİ bir web sayfası üzerinden sektörle paylaştık. Lütfen onları indirin ve firmalarınızda uygulayın. Çünkü aksi takdirde yapılacak olan çalışma esnasında gözü gıcık olan bir COVID-19 şirketimizin bile kapanmasına sebebiyet verir. O yüzden o önlemler çok önemli. Lütfen onları iyi bir şekilde uygulayalım. Avukatlıkla ilgili bir avukat şirketiyle anlaştık. Yurt dışındaki olan alacaklılarla ilgili yönetimi paylaşarak sektörün yaşamış olduğu sorunları birlik beraberlik içerisinde çözmek için sektörle yaptığımız çalışmalarda gelen feedbackler doğrultusunda bu çalışmaları ortaya koyduk. Bütün derneklerle toplantı yapıldı. Sorunlar, sıkıntılar tartışıldı, konuşuldu. Ve o anlamda sizlerden gelen güzel, değerli fikirlerle beraber sektörümüzün önünü açmaya çalışıyoruz. Genelde son bir hafta 10 gün içerisinde firmalar çalışmaya başladı. Motorları çalıştırdılar, pist başına geçtiler. Bence şu anda sektör %25 oranında çalışmaya başladı. İnanıyorum ki Nisan'da çok çalışma günü yok ama 18 gün içerisinde %30'lara falan varız diye düşünüyorum. Haziran'da bu oran %40'lar 50'ler seviyesine çıkacağına inanıyorum. Müşteriler projeksiyonları yapmaya başladılar. Ellerimizde olan siparişlerin alımları ilgili termin tarihlerini belirlediler. Tahmin ediyorum ki ikinci yarı yani Haziran'dan sonra Temmuz'dan sonra biraz daha onların da mağazaların açılmasıyla, AVM'den açılmasıyla beraber biraz daha %60-70 seviyesine sektör çıkar. Ben bu anlamda önümüze baktığımız zaman Türkiye olarak, hazır giyim ve tekstil olarak avantajlı duruma düşeceğimizi düşünüyorum. Özellikle Ağustos'tan sonra. O yüzden bu anlamda ben diyorum ki bizim sektörün biliyorsunuz özellikle yaşanılan süreçte maske, termin, koruyucu malzemeler konusunda da öncülük yapmıştır. Ve öncülük yapmaya devam edecek diyorum. Çok fazla sözü uzatmıyorum. Karşılıklı sizin sorunlarınızı, sıkıntılarınızı, problemlerinizi kısa çalışmayla ilgili Servet Bey'e söz bırakıyorum. Tekrar hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun. Panelin de sektörümüze ve sizlere faydalı olmasını temenni ediyorum. Buyurun Servet Bey. Başkanım çok teşekkür ederim her şeyden önce. Hepiniz hoş geldiniz. Ben ilk önce kendimi tanıtayım. Servet Kaba.
Peki insan kaynakları ve Bodrum AŞ'nin yönetim kurulu başkanıyım. 18 sene kamuda çalıştıktan sonra 2018 yılında istifa ettim ve uluslararası network'e üye olan PKF'in insan kaynakları şirketini kurdum. Ana hizmet konumuz bizim kendi insan kaynakları şirketimizle ilgili firmadan iş ve sosyal güvenlik ve insan kaynakları alanında danışmanlık hizmeti sağlamak. Bugünkü konumuz da bir eğitimden ziyade sizinle beraber karşılıklı olarak konuşacağımız kısa çalışma ödeneği konusu. Kısa çalışma ödeneği bizim hayatımıza Türkiye'de ilk 2009 yılında girmeye başladı. 2009 yılında özellikle otomotiv endüstrisinde yaşanan kriz sebebiyle işsizlik sigortası fonundan sağlanan bir destek olarak gündeme geldi. Kısaca bilgi vereyim. Toplam 2010-2020 yılına kadar yararlanan sigortalı sayısı 350 bin. Bu 350 bin kişinin 2009 yılında 190 bin kişi kısa çalışma ödeneği müracaat etmiş ve yararlanmışlar. 2020 yılına geldiğimiz zaman da şu anki açıklanan istatistiklere göre yaklaşık 4 milyon civarında bir sigortalının bu kapsamda şu an için yararlandığı gözüküyor. Bunu daha yukarı çıkacağı göz önünde düşünülüyor. Onun için şu an bizim konuşacağımız konu tamamen kısa çalışma ödeneği uygulamalar. Yani ben mevzuat konusunda kısaca bilgi vereceğim. Kısa çalışma ödeneği şartları nelerdir? Ona girdikten sonra genelde sizin en fazla karşılaşmış olduğunuz sorunlar üzerinde yürümüş olacağız. Kısa çalışma ödeneği işsizlik sigortası fonundan sağlanan bir destek. COVID nedeniyle. 2020 yılı ve öncesinde bunun yararlanma şartları çok daha ağırdı. İşte iş müfettişleri gelip firmanızı denetim yapıyordu. Sizin üretim rakamlarınıza ve kapasitenize bakarak bir rapor düzenliyorlardı ve ondan sonra onay veriyorlardı. 2020 yılında COVID'den dolayı artık bu müfettiş incelemelerini tamamen ortadan kaldırdılar. Sizin şirketlerin yönetim kurulu kararıyla beraber başvuru formunu işkura göndermesine istinaden bu COVID'den dolayı kısa çalışma ödeneğini yararlanma imkanı sağladılar. Yani eskiden müfettiş incelemeleri mali raporlara bakılırken COVID nedeniyle artık bu tamamen ortadan kaldırıldı. Şirketin yönetim kurulu kararıyla ve başvuru formuyla beraber işkura başvurması sebebiyle bu kapsamda yararlanma imkanı sunmuş oldular. Şimdi COVID ile ilgili önemli düzenlemeden bir tanesi ilk başta kanun çıktığı zaman bizim bu başvurularımızı iş müfettişleri inceleyerek onay veriyorlardı. Ondan sonra işkur bize ödeneği çıkartıyordu. Torbi yasayla bunu tamamen hızlı bir şekilde bürokrasi ilerlemesi için müfettiş onayını ikinci plana ettiler. Bizim başvurumuzda ilk önce onay veriyorlar. Ondan sonra müfettiş incelemesi veya onayı alınıyor. Ön şart olarak müfettiş onayını ortadan kaldırmış oldular. Şimdi işverenden yönünden kısa çalışma ödeneği yararlanma şartları nelerdir? Eğer kanun işsizlik sigortası ile ilgili önceden 600 gün istiyordu. Yeni kanunla beraber, torba yasayla beraber, 7244 ile beraber der ki artık 600 gün istemiyorum ben. 450 gün, son 3 yıl içerisinde 450 gün işsizlik sigortası primi ödemişse ve son 60 günde sigortalılık niteliği devam ediyorsa bu ödenekten ben yararlandıracağım dedi. Burada 60 gün hep şu anlaşılıyor, gün olarak anlaşılıyor. Gün olarak değil, sigortalı süresi olması yeterli. Yani sizin her ay içerisinde 5 gün veya 3 gün veya hiç sigortası yoksa bile, yani 0 gün bildirim ise bile yine aynı şekilde işverenler veya sigortalarımız bu kapsamdan yararlanabilecekler. Yani burada 60 gün şartı gün şartı olarak istenmiyor, sigortalı süresi olarak isteniyor özellikle. Bu konuyu çok dikkat etmek lazım. Şimdi işsizlik sigortası ödeneği ne kadar? İşsizlik sigortası ödeneği bizim bildirmiş olan prim esas kazancın 12 aylık ortalamasının %60'ı kadar. Yani diyelim örnek bizim 12 aylık ortalamamız 3.000 lira ise 12 aylık ortalamanın o 3.000 liranın %60'ını aldığımız zaman biz 1.800 lira sigortalarımız kısa çalışma ödeneğini ödenek alacaklar. Pekala asgari ücretli olan bir personel ne kadar alacak? Şimdi 2.943 lira şu an 2020 yılında asgari ücretimiz. Ama 2.943-2019 yılında aynı değildi. 2.558.40'tı. Bu durumda bizim kısa çalışma ödeneğinden 2019 ve 2020'nin ortalamasını alacağımız için bu durumda 1.561 lira asgari ücretli olan bir personel 1.561 lira kısa çalışma ödeneğinden yararlanmış olacak. Bu 1.561 lira 30 gün çalışmayan için geçerli. Eğer ay içinde çalışması varsa bu rakam daha aşağı düşecektir. Pekala üst sınırımız var mı? Üst sınırımız da var. Kanun diyor ki asgari ücretin %150'sini geçemez. Yani %150 demek 2.943'ün 1,5 katından fazla bildirilemez. Bu tutar da 2020 asgari ücretine göre 4.380 TL'den fazla olamıyor. Yani bizim personelimiz ya 8-9 bin lira bir brüt ücret veya net ücret alıyorsa
Buna biz 8-9 bin lira vermiyoruz ödenek olarak. Asgari ücretin %150'sini geçemediği için en fazla alabileceği ödenek miktarı 4.380 TL. İyi de ben 4.380 TL aldım ama yani ben işveren olarak sigortalarıma 8 bin lira ödemede bulunuyordum. Yani aradaki farkı ben sigortalara verebileceğim mi? Covid'den önceki uygulamalarda maalesef özellikle döviz etkisinde buna Çalışma Bakanlığı müfettişi onay vermiyorlardı. Ama bakanımızın talimatıyla Covid sebebiyle artık işverenler iş günü ödemiş olduğu işsizlik ödeneğiyle maaş arasındaki farkı içlerine resmi yolla bordrosunda göstererek ödeme yapabilecekler. Bu konuyla ilgili herhangi bir engel durumu söz konusu değil. Çünkü önceden uygunluk yazılarında iş günü göndermiş olduğu, iş müfettişlerin göndermiş olduğu uygunluk yazılarında 13. maddede prim veya ikramiye ödenmesi durumunda eğer maaşlar kısa çalışma ödenekleri ödenmeyeceği hükmü varken bunu uygunluk yazılarından kaldırdılar. Dediler ki çalışmaya başlaması durumunda kısa çalışma ödeneği yararlanmayacak hükmünü getirdiler. Onun için işverenlerimiz kısa çalışma ödeneği ile maaş arasındaki farkı bordrolarında resmi yolla gösterip ödeme yapabilirler. En güzel olan bir durum söz konusu değil. Şimdi özellikle uygulama ile karşılaşmış olduğumuz sorunlar üzerine ben durmak istiyorum. En fazla karşılaşmış olduğumuz sorunlar şu. Biz kısa çalışma ödeneğine ne şekilde başvuracağız? Yani bizim gelecekle ilgili eğer bir kısa çalışma ödeneğinin yararlanmayla ilgili bir öngörümüz varsa tahminden değil fiili duruma göre etmemiz lazım. Yani biz işte diyelim Haziran'ın başında fabrikayı kapatacağız diye değil. Eğer ben şu an Haziran'ın başında veya şu an mevcut durumda ben fabrikayı kapatmışsam veya çalışma sürelerimde azalma meydana gelmişse ona göre başvuruda bulunmam lazım. Şimdi şartlarından bir tanesi ne diyorduk kanunda? İşsizlik sigortası fonundan sağlandığı için kısa çalışma ödeneği en az diye haftalık çalışma süresinin bir bölümünde azalmış olması lazım. Haftalık çalışma süresi eğer özel kanunla bizim sözleşmemizde belirtilmemişse iş kanununa göre haftalık çalışma süresi diye 45 saattir diyor. Eğer 45 saatse 3'te 1 oranda azalıyorsa bizim haftalık en az 15 saat çalışmamız lazım. Yani tut da ben haftada 6 saat, 7 saat çalışmamazlık yaparsam bu kapsamda yararlanamayacağım. En az 15 saat azalmış olması lazım 45 saate göre. Onun için önemli nüanslardan bir tanesi bu. Bir de çok önemli bir nüans daha var. Şimdi tam kapatma yapmamız durumunda bizim işletmemizde veya bölüm bazında kapatma yapmamız durumunda kısa çalışma ödeneği süresi boyunca bizim kısa çalışma ödeneği süremiz neydi? Başvuru tarihine itibaren 3 ay diye kanunda öngörülüyor. En fazla 3 ay yanılabiliyoruz. Bu 3 ay süresi boyunca bizim en az 4 hafta tam kapatma yapmış olmamız lazım. Bu kanunda var maalesef. Yani keşke kanunda daha sonra yönetmelikten bunu esneselerdi. Eğer tam kapatmaya başvurmuş olanlar, yani 45'e 45 hiç çalışılmayacak şeklinde başvurmuş olanlar en az 4 hafta süreyle kısa bu fabrikayı kapatmış olması lazım. Bu süreklilik yani tamamen 4 hafta değil. Ara da olabilir. Yani bir hafta Nisan'da kapatırım, bir hafta Mayıs'ta kapatırım, 2 hafta da Haziran'da kapatırım. Yani süreklilik koşulu aranmaksızın diye geçiyor kanunda. Onun için bu 4 haftayı ben 3 ay içerisinde tamamen kapatmış olmam lazım. Yani şartlarından bir tanesi bu. Yönetmelik şartlarından bir tanesi. Önemli olan bir tanesi bu. Şu ama yalnız şöyle bir konu var. Bu kapatma şartını ben şu an hemen göremiyorum. Yani ben 3 ayın sonunda gerçekten şartları sağladım mı sağlamadım mı ile karşı karşıya kalıyorum. Yani 4 hafta şartını ben şu an değil fiil 3 ayın sonunda görebilmem lazım. Onun için yönetmelikte ben bu konuyla ilgili bayağı bir değişiklik yapılması istedim. Yani bu 4 hafta şartı işverenleri cezalandırmak gibi bir şey oluyor. Siz fabrikada üretime başlayacaksınız. Sırf 4 hafta şartını yerine getiremedim diye yurt dışına üretime başlayacaksınız. Başlayamıyorsunuz. Yani sırf 4 hafta şartını yerine getirmek için beklemek zorunda kalıyorsunuz. Bu çok fazla rasyonel bir yaklaşım değildi. Yani her ne kadar İşkurlar bu konuyla ilgili biz çok fazla esnek davranacağız deseler de mevzuattaki tanım değişmemiş. Aynı mevzuattaki tanım devam ediyor. Belki bu konuda bir düzeltme veya güncelleme yapılabilirdi. Benim önerim şuydu orada. Dedik ki biz zor şartları değil kolay şartları belirleyelim minimum olarak. Yani diyelim ki kısa çalışma ödeneğine yararlanmanın en temel şartı haftalık çalışma süresi 45 saatse en az 15 saat azalma meydana gelmişse bu şartlardan yararlanmamız lazımdı. O 4 hafta şartı mevzuatta biraz ağır şartlardan bir tanesiydi. O konuyla ilgili inşallah ileride bir güncelleme olur. Bu 4 hafta şartını yerine getirmeme konusunda sıkıntı yaşamayız firmalarımız. Şimdi en büyük sıkıntıdan bir tanesi maalesef mevzuat karışıklığı oldu. Yani kısa çalışma ödeneği
bu kadar dünyayı etkileyen bir uygulama meydana geldi mi? Geldi. Fransa'da uygulandı, İngiltere'de uygulandı, yine Almanya'da uygulandı. Mesela Fransa dedi ki, kısa çalışma ödeneğiyle ilgili şöyle bir karar aldı. Eğer dedi işverenler, ben dedi siz başvuruda bulunun. Eğer ben başvuruda bulunduğum süre, başvurduğunuzda 48 saat içerisinde işverenize dönüş sağlamazsak sizin talebiniz geçerli sayılmıştır dedi. Yani burada 48 saat içerisinde işverenin başvurularına, devlet tarafından olumlu dönüş sağlanmamışsa sizin başvurunuz kabul edilmiş sayılıyor. Şu an çok fazla şikayet alıyoruz. Yani en fazla konuların bir tanesi şu, biz başvuruda bulunduk, çalışma ile ilgili, kısa çalışma ödeneği ile ilgili tarafımıza herhangi bir dönüş olmadı. Herhangi bir bu konuyla ilgili olumlu veya olumsuz dönüş olmadı gibi çok fazla yakınmalar alıyoruz. Yani biz Mart'ın işte 25'inde başvurduk, Nisan'ın 1'inde başvurduk deyip de hala kısa çalışma talebimize ne olduğu ile ilgili, talebin kabul olup olmadığı ile ilgili herhangi dönüş olmadı gibi çok fazla yakınmalar ve şikayet alıyoruz. Yani buradaki önemli olan şeyden bir tanesi bu sürecin elektronik ortamda bir veri yükleme şeklinde değil, mail yöntemiyle alınmış olması. Firmadan tedirginlik yarattı. Acaba mailin firmaya veya iş kuruya ulaştı mı, ulaşmadı mı? Bu konuyla ilgili ne yapmam lazım gibi. Çünkü şu an COVID'den dolayı da iş kurda ciddi anda personelle evden çalışıyorlar, işlerine gitmiyorlar. Siz eğer iş kurarsanız da zaten ulaşamıyorsunuz başvurularınızla ilgili, durumu görmeyle ilgili. Onun için burada şu an en fazla karşılaşmış olduğumuz konu başvurularınızın akıbetinin sonucunun ne olduğu ile ilgili sorunlar, ciddi sorunlar yaşıyoruz işverenlerle ilgili. Şu an maalesef bu süreçte birçok firmamız bu konuda mağdur olmuş durumda. Onun için bu sorunun inşallah en kısa zamanda elektronik bir altyapı sistemine kavuşturup başvuruların durumunu güncellemesini görebilirler. İşkur şöyle söyleyeyim, bu süre içerisinde bayağı bir kendini yeniledi. İlk başta 5-6 tane form çıkartmıştı kısa çalışma ödeneğiyle ilgili. Şimdi artık onunla hiçbirini istemiyor. 2 veya 3 tane form üzerine yürüyor bütün iş ve işlemler. Burada önemli uygulamadan biri de kısa çalışma ödeneği çıkan iş yerleri sisteme göndereceği dosyalar var. İşkur'a göndereceği dosyalar var. İşkur'a göndereceği dosyalarla ilgili bir kafa karışıklığı var. Şimdi siz firmanızla ilgili tam kapatmaya başvurmuşsunuz veya 45'e başvurmuşsunuz. Ama diyelim üretim sipariş geldi, azalma meydana, çalışmaya başladınız. Bu durumda düzeltme kayıtlarını vermezseniz işkur size fazla ödeme yapmış olabiliyor. Onun için bu işkurun güncelleme ile ilgili ay sonunda mutlaka formlarını veya bizim fiili durumumuzu işkura bildirmiş olmamız lazım. Bizim şu an en fazla yaşamış olduğumuz sıkıntıdan bir tanesi, ilk başvurduğumuz şekliyle şu an ödenek alıyoruz biz. Oysa bizim şu an fiili durumumuzda, çalışma saatlerimizde azalma meydana gelmişse biz burayı işkura sistem üzerinden mail yöntemiyle XML formatta fiili durumu vermemiz lazım. En önemli sıkıntılardan bir tanesi Nisan ayında Ramazan sebebiyle işkur kısa çalışma ödeneği miktarlarını peşin olarak ödedi. Yani ayın sonu beklemedi. Bizim normalde şunu yapmamız lazımdı. Her ayın sonunda işkura puantaj gönderip işkura göndermiş olduğumuz puantaja göre işkur bize ödeme yapması lazım. Ama işkur dedi ki Ramazan sebebiyle bu konuyla ilgili bakanlıktan da talimat geldi. Biz de peşin olarak bu kısa çalışma ödeneklerini ödeyeceğiz dedi. Ve biz peşin olarak ödeyince otomatik olarak firmaların çok büyük bir kısmı fazla sigortalarına fazla ödemede bulundular işkur. Böyle bir durum olunca da şimdi o ödenekleri bizlerden, işverenlerden geri isteyecekler. Hatta bu konuyla ilgili işkurlar bir form hazırlamışlar. Bu eksik noksan çalışmayla ilgili. Her ayın sonunda bizim fiili durumu gösterir o XML şablonu ve Excel dosyasını işkura göndermiş olmamız lazım. Şimdi ben bu konuyla ilgili sorularınız var. Ben sorularınızı okumaya başlayacağım. Sorularınızı tahmin alabilirim. Bizler hala alamadık ve işçiler mağdur durumda kaldı. İşkur'u takip ediyoruz ancak sadece bekleyin demiyor. Maalesef bu konuyla ilgili az önce söylediğim gibi meslek danışmanınız kimse veya başvuru yapmış olduğunuz yer kimse mağduriyetinizi atan mail yöntemiyle başvurudan başka bir şey yapamazsınız. Yani işkur'a gitseniz kapıdan içeri almıyorlar sizi. Onun için şu an yapabileceğimiz beklemekten başka bir şey söz konusu değil. Veya Nisan ayı başvurusu yapmışsak, Nisan ayında Mart ayından çok fazla kalmadı başvurular, sonuçlanmayanlar. Yani eğer Mart ayından başvurularınız hala sonuçlanmayanlar varsa büyük ihtimal sizin başvurunuz iş kura ulaşmamış olabilir. Veya şu da olmuş olabilir, çok fazla karşılaştığımız konulardan bir tanesi. İş kura mail gitmiş ama iş kura maili atlamış, arada kalmış. Yani arada mail kalmış. Yani geçen karşılaştığımız konu.
Biz o maili görmemişiz dediler arkadaşlar. Mart ayından başvuru. Tekrar yeniden mail atar mısınız? Attık ve sorunu çözdüler. Onun için şu an Nisan ayı ile ilgili olan başvurularsa bildiğim kadarıyla bu. Nisan ayı başvurularını birkaç kişiye dönecekler. Yani birkaç merkezde çok ciddi sıkıntı yaşanıyor. Yani İstanbul merkezlerinde yaşanan sıkıntı bir tanesi. Oralarda çok ciddi şikayetler geliyor. Yani yakınmalar geliyor. 7.30-45'e başvuru yaptık ancak onaylandı. Yani böyle bir durum olmuyor mu? 45'e 7.30, yani şöyle söyleyeyim. Eğer siz 7.30 saat çalışacağız diye başvuruda bulunmuşsanız, tamam mı? Yani bu olmaz. 45'e 7.30'a 45 olmaz ama 7.30 saat yani sadece çalışacağız, yani 37.5 saat çalışmayacağız şeklinde bir yaklaşım varsa bu uygun. Ama 7.5 saat çalışmayı 37.5 saat çalışırsanız bu kısa çalışma ödeneği mantığına aykırı. Ama 7.5 saat çalışıp 37.5 saat çalışmazsanız kanun ne diyor? En az 15 saat sizin bu konuyla ilgili azalma meydana gelmiş olması lazım. Yani 15 saat sizin çalışmayıp 30 saat çalışabilirsiniz. Engel olan bir şey yok. En az 3'te 1 onda azalmış olması lazım. Onun için 45'e 7.5 eğer 7.5 saat çalışmamaysa, 37.5 saat çalışmaysa bu mevzuata uygun değil. Yani en az 3'te 1 onda azalmış olması lazım. Biz çalışanlarımıza kısa çalışma ödeneği 30 gün olarak bildirdik. Haftalık 45 saat, sıkıntı yok. Nisan ayında 30 günlük ödemeler çalışanlarımıza yapıldı. Tabii eksik ödemeler olduğundan biz çalışanımızın maaşın altında kalan farkı prim olarak ödemek istiyoruz. Yapılan ödeme Nisan dönemine tahakkuk edebilir miyiz yoksa işbaşı yapılan tarihte mi dönem tahakkuk etmeliyiz? Arkadaşlar dediğim gibi resmi yolla Nisan ayında siz eğer ödemeyi yapmazsanız ödeme yapabilirsiniz. Bunu da bordronuza gösterebilirsiniz. Hiç mevzuat olarak engel olan bir şey söz konusu değil. Yani Nisan ayında kısa çalışma ödeneğini aldılar. Bu aradaki farkı işverenler bordrolarında resmi yolla kısa çalışma ödeneği farkı diye özellikle bunu şunu söyleyeceğim ben burada. Bunu maaş olarak ödemeyin, sosyal yardım diyor deyin. Kısa çalışma ödeneği sosyal yardım diyor deyin. Onun için herhangi bir problem yaşamazsınız. Bunu ödeyebilirsiniz. Engel olan bir şey söz konusu değil. 45'e 30 başvuru yapıp sonrası iş durmasındır mı? 45'e 45 başvuru olur mu? Olur. Yalnız şöyle yeniden bir başvuru yapmanız lazım. Başvuru şartınızı yenilemeniz lazım. Yeniden başvuru yapacaksınız. Yani o eski başvurunuzla 45'e 30'dan 45'e 45'e dönme imkanı söz konusu değil. Yeniden başvuru yapacaksınız. Diyeceksiniz ki İŞKUR'a ben her ne kadar 45'e 30 başvuruda bulundum ama benim ilk başvurum 45'e 30 olarak iptal edilip 45'e 45 olarak güncellenmesini istiyorum diye önceki başvurunuzun tarihini de yazarsınız. Bu şekilde güncellenmesini istiyorum derseniz İŞKUR bunu kabul eder. Ama şununla karşı karşıya kalıyoruz. Sizin daha önce başvurunuza onay geldi. Gelebilir. Engel olamamış ki İŞKUR bu konuda yani diyormuş ki sizin daha önce başvurunuza onay geldi. İkinci başvurunuzu işlem alamayız. Öyle bir şey söz konusu değil. Önceki başvurunuzun tarih sayısını yazın. Ben 45'e 30 olarak başvurdum ama şu tarihten itibaren önceki başvurunun iptal edilmesini istiyorum. 45'e 45 olarak değerlendirilmesini istiyorum. Diyebilirsiniz dilekçenizde, mailinizde. Engel olan bir şey söz konusu değil. Burada yalnız önemli olsun bir tanesi dediğim gibi program başında 45'e 45'in şartlarının bir tanesi neydi tam kapatmalarda? En az 4 hafta süreyle yani bu 3 ay içerisinde en az 4 hafta kapatma yapmış olmamız lazım. Eğer bu 4 hafta şartını yerine getiremiyorsak 45'e 45'e başvurmayalım. Benim daha önceki eğitimde de söylemiş olduğum bir konu vardı. Şimdi 45'e 45 benden 4 hafta kapatma şartı istiyorsa ben onayımı 45'e 44 alayım. En azından 4 hafta şartından muaf olmuş olayım. Yani ben bunu arkadaşlara söylediğim zaman Çalışma Bakanlığı'nda ve İŞKUR'daki arkadaşları üstad iyi bir çıkış noktası bulmuşsun dediler bana. Dedim yani pratik uygulamaya geçebilmek lazım. Eğer biz pratik olamazsak hayatta başarılı olamayız. Yani 45'e 45 benden 4 hafta istiyorsak tam kapatmayla ilgili ben 45'e 45'e başvurmayayım. 45'e 44'e başvurayım. Ha, 45'e 44'e aldıktan sonra ben 30 saat çalışırsam 30 saat bildiririm. 20 saat çalışırsam 20 saat bildiririm. Ay sonunda puantajımı ona göre yapmış olurum. Onun için sorunuza 45'e 30'dan eğer 45'e 45'e geçmek istiyorsak biz önceki başvurumuzu iptal edip yeniden başvuru yapılmış olması lazım. İŞKUR bu konuda önceki başvurumuz geçerli, işte şimdiki yeni başvuru alamayız gibi cümleler kurabiliyorlarmış. Onlara itibar etmeyin arkadaşlar. Siz önemli olan dilekçenizi açıklayıcı bir şekilde İŞKUR'a vermiş olmanız. Herhangi bir problem söz konusu değil. İstirahatlı olan personellere yatan kereçenin iadesi nasıl hesap yapılmalıdır? İstirahatlı olmuş olduğu dönemlerle ilgili almış olduğu kısa çalışma ödeneği İŞKUR sizden geri isteyecek. İşverenden isteyecekler bunu. Kanunda şöyle bir şey yok arkadaşlar.
Yani iş kurum büyürlerine bakıyorum ben, sürekli takip ediyorum. Yani sigortadan bu ödeneği iş kur kendisi istemiyor. İş kurumun burada tanımış olduğu birim işveren. İşvereni tanıdığı için işveren istiyor. İşveren de ne yapacak? O dönemde almış olduğu kısa çalışma ödeneğini iş kur, işçi almışsa işçiden geri alacak. Yani o ödemiş olan kısa çalışma ödeneğini işçiden istemiş olacak veya o farkı işten düşecek. Onun için burada özellikle iş kur istirahatlerle ilgili olan kısımda muhatabı işveren, işkur yani sigortalının kendisi değil. Onun için yatırmış olan, raporlu olan dönemlerle ilgili yatırmış olan kısa çalışma dönemi miktarlarını işverenlerden geri alacaklar. Siz de onu sigortadan mahsup edeceksiniz. Her ayın 5'inde maaşları ödüyoruz. Bu bizim kadarıyla şu, sizin sorularınız 5'inde maaş ödüyoruz ama işte bugün ayın kaçı? Bugün ayın 10'u oldu. Yani bunu mu demek istiyoruz acaba? Yani her ayın 5'inde maaşı ödüyoruz. Yani işkurda ona gelmedi gibi bir anlam çıkartıyorum ben buradan. Yani kısa çalışma ödeneği ile ilgili ayın 5'inde ödeneceği ile ilgili bir hüküm kanunda vardı. Ya ama şimdi özellikle bu Covid'den dolayı her ayın 5'ini PTT'ne ödeneceği hükmü vardı. PTT'yi tamamen ortadan kaldırdılar. Artık sigortaların IBAN'larına onaylandığı zaman anında yatıyor. Şu an bu yoğunluk sebebiyle milleti PTT'ye kimse yönlendirmiyor. İBAN'larına, sizin bildirmiş olduğunuz IBAN'lara sigortaların yatıyor. Bazen şu sorunla karşı karşıya kalabiliyoruz. Özellikle kişinin soyisim ve değişikliği olabiliyor. Yani sistem üzerine sizin göndermiş olduğunuz IBAN'la o kişinin soyadı tutmadığı için bazen bu kişilere yatırılı yatırılmamış olabilir. Eğer bu tür durumda olanlar karşılaşan arkadaşlarımız varsa şartları sağlamasına rağmen o IBAN'la ilgili olan güncellemeyi iş kurum sayfasına gidip yapabilirler. O kişiler yine aynı şekilde ödenek alabilirler. Yani şunu yapmayalım, sen şartları sağlamıyor musun diye, şartları zaten sağlamış ki listede müstahaktır diye çıkıyor. Zaten iş kurum konuyla ilgili şey de açtı, portal da açtı. Yani sizin sigortalarınızın kimlerin yararlanacağını iş kurum şu an sayfasında var. 3 gün önce açtı bunu sistem üzerinden. Siz iş kur numaranızla ve şifrenizle girdiğiniz zaman hangi sigortalının kısa çalışma ödeneği aldığını ve ne kadar aldığını, bak bu çok önemli, ne kadar aldığını sistem üzerinden görebiliyorsunuz. Bunu daha önceki yaklaşık bir hafta 10 gün önce bu yoktu. 3 gün önce koydular. Yani siz sigortalarınızla ilgili, yani işveren şunu da öğrenmek istiyor. Ben diyor işçinin ne kadar aldığını bileyim ki aradaki farkı işçime vermek istiyorum. Ben bunu nasıl öğreneceğim? Şimdi işkura başvuru yapıyorsunuz, diyor ki ben bunu size veremem diyor işkur. Yani niye veremezsin? Zaten bunu başvuru evraklarını hazırlayıp da işkura veren zaten işveren kendisi. Yani işkurun öyle bir saçmalığı vardı. Uygulamayla ilgili. Sizin vermiş olduğunuz evraklarla ilgili olan bilgi de size vermiyorlar. O konuda en azından bir düzenleme yapıldı. Sistem üzerinden girip hangi sigortalınızın kaç gün kısa çalışma ödeneği aldığını ve ne kadar aldığını görebiliyorsunuz. Aradaki farkı da işveren olarak siz ödeyebilirsiniz. İşkur verilen kısa çalışma ödeneği primi işkur tarafından mı ödenecek? İşkur, yani şunu demek istiyorsunuz siz. Kısa çalışma ödeneği ile ilgili aldığı süre boyunca kişinin genel sağlık sigortası primleri işkur tarafından ödeniyor. İşveren tarafından ayrıca bir prim ödemeyeceksiniz ama sizin diyelim çalıştırmış olduğunuz dönemle ilgili olan primleri işveren ödeyecek. Ama çalışılmayan dönemlerle ilgili olan primleri işkur genel sağlık sigortası olarak ödeyecek. Vardiyalı sistemde öğretim yapıyoruz. Kısa çalışmadan her ay dönüşümlü 20'şer kişi faydalanmasını istiyoruz. Yani vardiya sistemlerinde yararlanamaz diye bir şey söz konusu değil. Ama şunu yapmamız lazım özellikle. Kısa çalışma ödeneği yararlanan firmalarda fazla mesai uygulaması olmaması lazım. Yani üretimin bir kısmını artırıp da bir kısmını kısa çalışma ödeneğine sokmak mantıklı değil. İşkur bu konuda şu an hiçbir inceleme yapmıyor ama Çalışma Bakanlığı bugün yarın bu konuda denetim yaparsa o konuda sıkıntı yaşayabilir firmalarımız. Onun için benim özel önerim firmalarda bir kısım üretim yaparken, fazla mesai yaparken diğer taraf üretimde kısa çalışma ödeneğine yararlanmamış olması lazım. Fazla mesai ile beraber üretimin iç içe geçmemiş olması lazım. Yani vardiyalar yararlanabilir, engel olan bir şey söz konusu değil. Bir bölüş baz alınan çalışan sayısı mı yoksa çalışma günü mü? Haftalık çalışma süresi diye geçiyor da. Yani çalışma süresi en az bir bölüşünde azalmış olması lazım. İş kanunda dediğimiz gibi en az 45 saatse en az 15 saat azalması yeterlidir.
Birbiriş bazda çalışan sayısı mı yoksa çalışma günü mü? Hafta çalışma saati süresi diye geçiyor orada. Farklı birimlerde, farklı kişilerde, kişi adedinde çalışmaya başladık 6 hafta sonra. Yani en az şunu yapacağız biz. İşkura beyanda bulunurken ben size önerim şu. Kısa çalışma ödeneğiyle ilgili. Zaten birçoğumuz başvuru yaptılar. Ama başvuru yaparken ben onayı mümkün mertebe yüksekten alayım. Yani 45'e 15'ten değil de 45'e 44'ten alayım ki şartlarla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamayayım. Yani yüksekten onay alıp 44 onay almışım ben. İstiklal ona göre almışım. Ama sistem içerisinde ben 30 saat veya 15 saat çalışabilirim. Engel olan bir şey yok. Önemli olan yukarıya yükseltme olmuyor. Yukarı yükseltme yaptığınız zaman yeni bir başvuru şartı istiyor. Ama aşağı azaltma, yani 44 alıp da ben 30 saat çalışabilir miyim? Çalışabilirim. 20 saat çalışabilir miyim? Çalışabilirim. Çünkü 44'lük bir hak ediş almışım. Ben 20 saatini kullanıyorum veya 44'lük bir hak ediş almışım. 30 saatini kullanıyorum. Ama ayın sonunda ben mutlaka bu 30 saat fiili durum neyse, 15 ise 15, 30 ise 30, o fiili durumu eksik çalışma listesiyle, yani oran orantı tablosuyla İşkur'a mutlaka vermemiz lazım. Eğer ben ilk almış olduğumuz onaya göre hiçbir başvuru düzeltme ile ilgili İşkur'a düzeltme bildirgesi vermezsem veya egzemenle vermezsem bana 45'e 44 veya 45'e 45 gibi ödeme yapar. Sanki çalıştığım halde bana İşkur fazla ödeme yapmış olacak. Bugün yarın bu konuyla ilgili hem Sosyal Güvenlik Kurumu yönden hem de Republik Bey Teftiş Başkanı tarafından sıkıntı yaşarız denetim ve teftişlerde. Yani esasında çalışmış olduğumuz günlerin ben sigorta primini ve maaşını işçiye ödemem lazım. Ama 45'e 45 yaptığım zaman sanki hiç çalışma yokmuş gibi algılayıp ben çalışanıma işkurdan ödenek alırsam bu almış olduğum ödenek fazla ödenek olmuş olur. Firmaların en fazla sıkıntı yaşadığı konudan bir tanesi bu saat uyarlamalarının güne dönüştürülmesinde çok fazla sıkıntı yaşıyorlar. Yani yaklaşık ben 3 haftadır bütün insan kaynakları birimlerinden almış olduğum en fazla konu, en fazla soru bu konuyla ilgili. Yani saatlik sistemde çalışanların SSK günlerinin ve kısa çalışma ödeneği günlerinin ne şekilde hesaplanacağıyla ilgili. Ben bu konuyla ilgili oturdum. Yaklaşık bir gün bu konunun üzerinde çalıştım. Ve bir Excel tablosu hazırladım. Bütün insan kaynaklarının rahatlıkla görebileceği, uygulayabileceğiyle ilgili. Yani siz günlük insan ayı puantajını sisteme döktüğünüz zaman, gün ve gün yazdığınız zaman saatlerini, ayın sonunda sizin kısa çalışma ödeneğine ne kadar gün yararlanacağınızı, SSK günü ne kadar bildireceğinizi otomatik hesaplıyor. Bizim en fazla sıkıntı yaşadığımız, firmalarımızın en fazla işin içinden çıkamadığı konu bu. Yani geçen gün üstad dedi, akşama kadar dedi, 3 kişiyle çalıştık dedi, işin içinden çıkamadık dedi. Ben size bir tane Excel tablosu göndereceğim. Onu dedim, veriyle işleyin. Hemen dedim, bütün şablon önünüzde çıkacak. Bakın veriyi gönderdim, Excel tablosunu gönderdim. Bütün işlemleri, süreçleri, yönetmeleri yaklaşık 15-20 dakikada bitirdiler işlemlerini. Onun için saat uyarlamaları konusunda firmalar maalesef özellikle güne dönüştürmede çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Yani kısa çalışmaya dönüştürme ayrı, SSK gününe dönüştürme ayrı. Tamamen farklı farklı şeyler bunlar. Onun için artık gözlemim şu, insan kaynaklarındaki arkadaşlar artık hayatlarına bu kısa çalışma sürecinde hayatlarını bezmişler. Yani bir de çok fazla bilgi kirliliği var. Yani o konuda siz de çok fazla karşılaşmış olduğunuz konu. Yani işkurlar içerisinde bile işkurun bir tanesini A dediğini diğeri B diyor. Yani bu konuyla işverenlerin tedirgin olması ve insan kaynaklarının tedirgin olması gayet normal. Onun için biz mevzuata bakacağız. Mevzuattaki tanım neyse ona uygun hale hareket edeceğiz. Yani onun için bu saat konusu, dönüştürmesi konusu çok önemli. Bugün yarın denetim teftişlerde firmaların en fazla canını sıkacak olan konuların bir tanesi budur. Kısa çalışması 1.4.2.7'de onaylanan firmamızda 42,5 saat, 45, 1.15.5'de bir personel kendi isteğiyle işten ayrılacak. Bu durumu işkura nasıl bildirmemiz gerekiyor? Mayıs ayında tam kısa çalışma ödeneği almaması için. Şimdi arkadaşlar, işten ayrılışları işkura dilekçeyle bildirmeniz yeterli. Zaten oran orantı tablosu da verdiğinizde bu personel zaten 15 Mayıs'tan sonra herhangi bir kaydı olmayacak. Yani yapacağımız şey şu. Eğer ay içerisinde birkaç kişiye ayrılmış olan personelle ilgili bir dilekçe hazırlayalım. Altına kaç imza yapın. Mail ortamında, gitmenize gerek yok. Mail ortamında şu tarihte personel işten ayrılmıştı. Kısa çalışma ödeneği listesinden şu tarihte itibaren çıkartılmasını istiyoruz diye yazın. Siz de zaten o tarihten sonra bildireceğiniz kısa çalışma ödeneği listelerinde o personel olmayacak. Tamam mı? Olmayacağı için herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Bunu cevapladık. Onun için dilekçeyle kaç yıl imzalı bir şekilde taratıp işkura gönderin.
Ay sonu vereceğiniz puantaj listesini de bu personel listeden çıkartırsanız herhangi bir problem olmaz. 15-5 sonrası. 18 Mart'tan beri kapalıyız. Mart sonu başvuruları aldılar. Biz hala kısa çalışma ödeneği aldık, alamadık. Ramazan'da ödendi dediniz. Ödeme yok. Meslek danışmanıyla iş kurulu defalarca mail attım. Sonuç yok, bekleyin diyor sadece. Arkadaşlar Mart ayı, 18 Mart'ta başvurmuşsanız yani çok saçma bir şey. Yani Mart ayının başvuruları kalmamış olması lazım. Yani bu konuda isterseniz bizimle iletişime geçin. Hangi iş kursa biz o konuyla ilgili yani bir sıkıntım var. Acaba yani bir problem mi var? Onun üzerine bakalım ama Mart ayının başvuruları kalmamış olması lazım. Yani ben Mart ayı başvuruları Nisan'ın 25'inde falan yapmamışsam, yani Nisan'ın ilk haftası gibi veya Mart'ın sonu Mart ayı içerisinde yapmışsam bu kalmaması lazım. Yani o konuda bizim elimizden gelen bir konu varsa belki belgelerde bir sıkıntı vardır. O konuyla ilgili bir uygulama farklılığı vardır. Mart ayından başvuru kalmaması lazım. Yani Mart ayı başvuruları kalmadı. Yani şu an Nisan ayı ödeniyor yani. Yani o konuda Mart ayı, biz Mayıs ayına geldik. Yani 1,5 ay olmuş. Yani tuhafıma gitti. Evet, o konu bizimle iletişime geçin. Tekrar bakalım ona. Sonraki soruya geçelim. İşkur'dan halen cevap yok. Nisan ayı için olabilir ama Mart ayı başvuruları olmaması lazım. Mart ayından cevap kalmamış olur. Başvurular hepsi sonuçlanmış olması lazım. Firmamızı 1 Nisan itibariyle kapattık. İşkur'a müracaat ettik. 8 Mayıs'ta birçok personel ödeme yapıldı. Ancak birkaç personel ödeme yapılmadı. Yapılmayan personel neden yapılmadı bilemiyoruz. Ne yapmalıyız? Ödeme yapılmazsa bu personel nasıl bir ödeme alacaktır? Arkadaşlar, Gökhan Bey sormuş bu soruyu. Gökhan Bey şöyle diyeyim. İşkur'un sayfasında bu personelin kısa çalışma ödeneği hak edip hak etmediğini İşkur numaranızdan elektronik ortamda 2 gün önce açtılar. Sizin tüm personelinizi görebiliyorsunuz oradan. Yani kimin hak edip kimin hak etmediğini orada görebiliyorsunuz. Eğer hak edip de ödenek yatırılmamışsa ve orada yatırılmış olan ödeneği de görebiliyorsunuz. Sizden önerim ilk önce İşkur'un sayfasından bakın, tamam mı? Eğer bir sıkıntınız varsa bizimle iletişim geçin. Biz bu konuda yardımcı oluruz sizlere. Onun için ilk önce İşkur sayfanıza bakmanızı öneririm. Yani daha yeni açtı. 2 gün önce açtı İşkur bunu. İşkur numaranıza girdiği zaman kimlerin kısa çalışma ödeneği miktarını, kaç gün süreyle alacağını ve ne kadar alacağını görebiliyorsunuz. İlk önce oraya bakmanızı öneririm. Ondan sonra bir bakalım. Tamam mı? Ödeme yapılmadı. Eğer kısa çalışma ödeneğinden yararlanamıyorsa bu personel, 16 Nisan sonrası ücretsizin yazarsınız. Ücretsizinden ödeneğini belki 5 Mayıs'a kadar veya 4 Mayıs'a kadar girmeniz lazımdı. Yetişememiş. Onu bu ay içerisinde girersiniz. Nisan ayı için 16-14 günlük kısa çalışma ödeneği miktarı, pardon, ücretsizin miktarını bu ay içerisinde alabilir. Yani hakkınız kaybolmadı. Yani bu geçmiş dönemde hak etmeyen, kısa çalışma ödeneğinden yararlanmayan personeller de ayrıca Nisan ayında 14 günlük süre için yine ücretsizinden geçmiş dönemle ilgili kayıt girebiliriz. Yani Mayıs ayının içerisinde de o kaydı girebiliyoruz yani. Hakkımız kaybolmadı. O ödenekleri Haziran'ın 8'inde alırlar arkadaşlar. Yani şu vardır, temennimiz şudur. Keşke bir an önce başvurularımız sonuçlansaydı. Bütün işverenlerimizin başvuruları bir an önce sonuçlansaydı. Kısa çalışma ödeneği alanların ödenekleri hesabına yatardı. Yatırılmayanlar da ücretsizin desteğinden yararlanacaklarsa sistem üzerine ücretsizin desteğini girerlerdi. Şimdi burada işverenlerin tedirgin olması gereken konu şu, hak veriyorum da insan kaynakları birimlerine. Kişinin diyor hangisinin kısa çalışma ödeneğinden, hangisinin ücretsizinden yararlanacağını bilemediğimiz için biz ister istemez bunlara ücretsizinden giremedik diyor. Yani ne yapacaklar? En fazla bir ay gecikme olacak ama yani bu tamamen hakkın kaybolduğu anlamı taşımıyor. Ama benim gönlümden geçen şuydu, keşke bir an önce hepsi sonuçlanmış olsaydı. Kısa çalışma ödeneği miktarı alacak olanlar ödeneklerini alırlardı. Geri kalan personelleri de Mayıs'ın 4'üne kadar sistem üzerine yüklerdim. 8'inde bütün hesapları yattık ücretsizin destekleri. Yani 8 Mayıs'ta herkesin hesabına yattı. 500 küsür lira civarında bir rakam. O 14 günlük bir ödeme. Mayıs ayında 30 günlük ödeme alacaklar. Günlük 38.94 net tutar. 38.94 ile 30'u çarptığımız zaman kişinin alacağı rakam 100 küsür civarında bir rakama denk geliyor. Günlük 38.94 net düşülmüş haliyle ücretsizin desteği alacaklar. Kısa çalışma ödeneği değil. Yani diyor ki kanun, eğer kısa çalışma ödeneği hak etmeyenler, yani 450 gün ve 60 gün şartını yerine getirmeyen personellere günlük 38.94 TL ücretsizin desteği verebiliyoruz. Onun için bu konuda Gökhan Bey'in şeye bakmanızı öneririm. Yani İşkur'un sayfasına bir baksın arkadaşlar. Orada neden almadığı yazıyordur. Şartları mı sağlamıyor veya işte diyelim
ödenek veya belki IBAN numarası veya isim benzerliği veya soyisim yanlışlığından dolayı da hesaba yatmamış olabilir. Ona bir bakmak lazım. Hamdi Bey'in sorusu var. Kısa çalışma ödeneği 45'e 45 veya 15'e 45 olarak başvurduk. Buradan bizim bahsettiğimiz en az 4 hafta kapatma olayını 3 ay içinde 4 hafta nasıl kapattığını belgelendirmemiz gerekiyor. Yani belgelendirme değil, bu 3 ayın sonunda belli olur. Yani sizin 4 hafta kapatıp kapatmadığınızı kısa çalışma ödeneği listesine aldığım zaman ben 45'e 45 bana göndermiş olduğunuz iş grup puantajını 45'e 45 4 hafta var mı? Eğer bu 4 hafta şartını 45'e 45 olarak ilzemel gönderiyorsunuz ya işkura. 45'e 45 4 haftalık ilzemel göndermişseniz bu şartları yerine getirmişsiniz anlamı çıkar. Ama diyelim siz 45'e 45'e başvurdunuz ama bütün aylarda 15'e 45'de çalışmışsınız. Yani bu mevzuata uygun hale gelmemiş olur. Onu diyorum ya keşke 45'e 45 diye de 45'e 44'e başvurup en azından 4 haftalık şartı atlamış oluruz daha basit bir yöntemle. Yerine getirmiş oluruz. Onun için bunu ancak 3. ayın sonunda görebilirsiniz Hamdi Bey. Yani şu anki durumda görme imkanı söz konusu değil. Bunu işkur görecek. Bakacak siz 45'e 45'e başvuruda bulunmuşsunuz. Dediğim gibi keşke mevzuat değişikliği olsa bu konuda. Asgari şartı belirlemiş olsa. En az hafta çalışma süresinin 1/3'ünü azalmış olan işverenler bu kısa çalışma döneminde yararlanır demiş olsa yeterliydi. O zaman hiç 4 haftalık şartı konuşmuyor olacaktık. Yönetmelikte bu konuyla ilgili değişiklik yapsalar yeterliydi. Belki bugün yarın yönetmeliğe bu madde ilave edilebilir. Tekrar sıkıntı yaşamam adına. Çünkü kanundaki metinde, çünkü geçen gün bir toplantıda söylediler. Üstad 4 hafta şartı var mı? Evet dedim var. Kısa çalışma yönetmeliğini gönderdim arkadaşlar. Evet Üstad varmış dedi. Biz de gördük bunu dedi. Yani birçok işkur demiş ki bu konuda bir sıkıntı yaşamayız ama şifahi duyumdan veya şifahi bilgiden ziyade mevzuatsal tanıma bakmak lazım. Ben mevzuat kitabına bakıyorum. Mevzuattaki tanıma hareket etmek zorundayım. Onun için buradaki 4 haftalık şartı bizim vereceğimiz, işkura vereceğimiz belgeler haricinde bizim sistemden şu an için öngörme şansımız söz konusu. Sadece öngörürüz. Ama fiili durum 3. ayın sonunda meydana gelir. Şöyle bir yanlış anlaşılma da oluyor. Şimdi kısa çalışma ödeneği 3 ay süreli ya. Ben şimdi diyelim örnek 15 Mayıs'ta başvuruda bulundum. Şimdi 15 Mayıs'tan itibaren 15 Haziran, 15 Temmuz. Yani eğer pandemi Haziran ayı sonunda biterse otomatik olarak kısa çalışma da biter. Yani onun için Temmuz ayına sarkmayabilir. Onun için pandemiyle alakalı yani Covid ile alakalı olan bir süreç. Covid 30 Haziran'da bitti diye devlet bir karar alırsa bizim başvurumuzun Haziran sonrası için bir anlam ifade etmeyecek. Onun için Covid ile bağlantılı. Covid biterse kısa çalışma da biter. Yani Temmuz'a sarkmaz yani. Kısa çalışma yapan firmalarda SGK günleri nasıl yatacak? SSK günleri dediğimiz gibi eğer tamamen kapatmışsak biz zaten SSK günü bildirmeyeceğiz. Yani 45'e 45 yapmışsam ben ay içerisinde SSK günü bildirmeyeceğim. Ama kanun şunu istisna getirmiş. İlk 7 günü diyor işveren yarım ücret olarak ödemek zorunda. İlk 7 günün sigortasında 7 gün olarak yatırmak zorunda. Ama o 7 günlük süreyi geçtikten sonra ben diyelim örnek 25 Mart'ta başvuruda bulundum. 25 Mart, 26, 27, 28, 29, 30. 31. Mart ayını zaten ben sigortasını full olarak yatırmak zorundayım. Bir Nisan itibaren tamamen kapatmışsam ben bu işletmeyi, hiç çalışanım 45'e 45 yoksa çalışanların içerisinde bu durumda ben SSK günü bildirmeyeceğim zaten. SSK günü bildirmediğim için de ister istemez SSK primi çıkmayacak. Ha şu vardır, 15 saat çalışıyordur bu durumda. 15'e 45'tir. O zaman bizim hesaplamaya göre, o saat puantaj hesabımıza göre eğer 7,5 saat çalışıyorsak en az 10 gün sigorta bildirmiş olmamız lazım ay içerisinde. Onun için Nisan ayı ve Mayıs ayı ile ilgili hesap farklılıkları ortaya çıkacaktır. Özellikle insan kaynakları birimlerimiz ve muhasebe birimlerinin çok dikkatli olması lazım. Nisan ayında 5 tane hafta tatili var. Kanun diyor ki hafta tatilleri işveren ve kurumca orantılı olarak ödenir diyor. Ama Mayıs ayına geldiğimiz zaman Mayıs ayında gün sayısı 31 gün, 22 gün iş günü, 9 gün hafta tatili var. Bakın Mayıs ayında 22'ye 9, Nisan ayında 25'e 5. Onun için hesaplamalar yaparken özellikle saatlik çalışmadan kısa çalışma ödeneği günü ve aktif çalışma günü hesaplarken çok dikkatli olmamız lazım. Eğer biz burada kısa çalışma ödeneği gün sayısını fazla hesaplarsak SSK gününü kuruma eksik bildirmiş oluruz. Bakın çok önemli. Eğer bir saatlik hesaplama yaparken kısa çalışma ödeneği gün sayısını fazla bildirdiğimiz zaman
otomatik olarak SSK günü eksik bildirmiş oluyoruz. Onun için bu oran orantıyı orada çok iyi kurabilmemiz lazım. Bugün yarın şu an hiçbir şey olmaz ama bugün yarın Çalışma Bakanı denetimlerinde ve SGK denetimlerinde bu konu gündeme geldiği zaman SSK günü eksik bildirdiğimiz için her bir asgari ücretin ikkatli ceza yeriz. Cezayla karşı karşıya kalırız. Ve ayrıca 6.661 yani şu anki 75 TL desteklerden mahrum kalmayla karşı karşıya kalacağız. Onun için saatlik hesaplamalarda çok dikkatli olmamız lazım bizim. SSK günleri çalışılmış süreyle orantılı bir şekilde yatırılacak. Yani çalışılmayan 45'e 45'e kapatmışsak biz fabrikayı, o ay içerisinde SSK günü bildirmemiş olacağız. SSK günü bildirmediğimiz için de dolayısıyla SSK prim borcu çıkmamış olacak. Onaylandı ve ödemeleri sistemde güncellendi. İşkur'dan bununla ilgili olumsuz dönüş gelmedi 7.30'a 45 ile ilgili. Yani 7.5 saat, 37.5 saat çalışılmayacaksa, bakın 37.5 saat çalışılmayacaksa sıkıntı yok. Ama dediğimiz gibi eğer bu ödenekleri 45'e 7.5 olarak çalışılmayan süre 7.5'sa, çalışılan süre 37.5'sa o konuyla ilgili bugün yarın sıkıntı yaşarsınız. Kanundaki tanım net orada. Yani bugün yarın vermiş olsa da bunu sizden bugün yarın geri alırlar. Kısa çalışma ödeneğine yararlanıyoruz. 90 gün içerisinde kesinlikle 30 gün toplam işletme kapatılmaması gerekiyor. Gerekiyor. Kapatılmaması gerekiyor. Bölüm olarak kısmı kapatma yapabilir miyiz? Arkadaşlar dediğim gibi işletmenin tamamında kapatma yapılması durumunda. Yani tamamen kapatmalarda en az 4 hafta şartı istiyor. Bu 90 günlük süre içerisinde eğer 4 hafta tamamen kapatma yerine getirmemişsek ve tamamen kapatmaya başvurmuşsak bu 4 hafta şartı yerine getirmemiz lazım. Yani İşkurlar şunu diyorlarmış, biz bunu aramıyoruz şimdi diyorlarmış çok fazla ama mevzuattaki tanım hala yönetmelikte aynı duruyor. Değişen bir şey olmadı. Yani toplam 4 hafta kapatma istiyor. Yani 4 hafta 28 gün yapar. 30 gün değil. 4 hafta kapatmayı sağlamışsak firmamızda yeterli. Ama bana saçma geliyor mu? Saçma geliyor. Niye saçma geliyor? Şimdi ben yurt dışına sipariş almışım. 3 hafta kapatmışım. Son bir haftam kalmış. Yurt dışından üretim sipariş gelmiş. Ben diyorum ki üretim yapacağım. Diyor ki 4 hafta şartını yerine getirmem lazım. Artık son haftam. Şimdi üretime başlayayım mı? Başlamayayım mı? Tedirgin oluyorum yani. Mecburen. Yani bu hani diyor ya yani sırf şunu diyemem ben yurt dışından sipariş gelmiş firmaya. Zaten sipariş gelmiş. H&M'e sipariş gelmiş. Ben 4 hafta şartını beklemek için, olmamak için beklemem lazım diyemem. Mecbur üretime başlamak zorundayım. Bu konuda inşallah mevzuat değişikliği veya güncellemesi yapılırsa sorun ortadan kalkmış olur. Yani şu an sıkıntıdan en önemlisi de bu tam kapatmalarda 4 haftalık şartın yerine getirilip getirilmediğinin sorgulanması. Yani bugün yarın sorgulanırsa bu konuyla ilgili sıkıntı yaşarız. Bölüm olarak kısmı kapatma yapabilir miyiz? Yapabilirsiniz başvuru şeyinizde, evrağınızda. Tamamen kapatmaya gerek yok. Bölüm bazında da kapatma yapabilirsiniz. Engel değil. Bölüm bazında saat azaltması yapabilirsiniz. Orada 4 tane başvuru formu var. Birincisi tamamında 1/3'ünde azalma yapmış olmamız. Bölüm bazında 1/3'ünde çalışma saatinin azalmış olması. Bölüm bazında kapatma, tamamen kapatma. 4 tane şarttan, 4 tane bölümden hangisi sizin işletmenize uygunsa ona göre başvuruda bulunacağız. Yani İşkur'un istemiş olduğu senaryo bizden şu. Diyor ki sizin uygulamayla ilgili fiili durumunuz neyse ona göre senaryo yazın. Şu anki senaryoya göre de yazmış olduğu senaryoyu oynayacağız. Yani biz daha önceki eğitimde söylüyorum. Eğer biz senaryoda komedi yazıp dram oynuyorsak birbirine uyumlu olmamış olacak. Ama bizim dedim ki ben işte 30 saat çalışmama üzerine sistem kurdum. 30 saat çalışmama üzerine evraklarımı ve uygulamamı oluşturmam lazım. Onun için yazmış olduğumuz senaryoyla oynayacağımız oyun birbirine uyumlu olmak zorunda. Onun için dediğim gibi 4 hafta şartı istiyor. 30 gün diye bir şart söz konusu değil. En az 4 hafta şart. Yani bu aralı olabilir. Blok olarak olmak zorunda değil. Ödemeler yapılmaya başlandı. Hesapları yapılacaktı. Bunun için işlerin IBAN numarası istendi. Evet doğru. Ama SMS'de PTT şubeden alınması gerektiği bildirilmiş. PTT şubeden emetlerce kuyruk aldıkları. Arkadaşlar böyle bir şey söz konusu değil. Yani bunu niye senden gönderdi bilmiyorum. Yani yeni mi gönderdiler? PTT diye bir olay yok. Yani şu an herkesin hesabını yatıyor. IBAN numarasını yatıyor ödemeler. Yani o kaldırıldı. Çok eskidendi o. İlk baştaydı o. Yani şu an PTT'den ödeneceğiyle bir hüküm söz konusu değil. Yatırmış olduğumuz, bizim bildirmiş olduğumuz IBAN'lara, işveren bildirmiş olduğu IBAN'lara ödenekle yatırılıyor. Herhangi bir problem söz konusu değil yani. Kalan ücret avans olarak ödemek sıkıntı olur mu? Arkadaşlar Zeynep Hanım sormuş. Avans olarak vermeye gerektirecek olan bir durum söz konusu değil.
Avans sadece ben şunu demiştim. Eğer avansı şu şartta verebilirdik. Eğer kısa çalışma ödeneğine onay verilmemiş olsaydı, yani ilave ücrete onay verilmemiş olsaydı, derdim ki siz şu an avans olarak verin, avans seçeneğinizi alın. Bugün yarın çalışmaya başladıktan sonra avansları tekrar sizin hesabınıza geri yatırın. Ama şu an mevzuat olarak avans verecek olan engel olan bir durum gerek yokken, avansla uğraşmamız gerekecek olan bir durum yok. Şu an ben Bodrum'da resmi yolla kısa çalışma ödeneği sosyal yardım diye veya ilave prim ikramiye diye bu aradaki farkı kısa çalışma ödeneği ile maaş arasındaki farkı sigortalarımı ödeyebiliyorum. Yani şey yok, hani bir problem yok yani. Onun için gerek yok şeye. Yani avans vermenize gerekecek olan bir durum yok şu an yani. Avans ikinci senaryo. Yani eğer bu prim veya sosyal yardım diye veremezsin demiş olsaydı avans olarak verip daha sonra onu mahsup ederdi. Ama şu an zaten veremezsin diye bir şart ortadan kalktığı için İşkur göndermiş olduğu yürürlük yazılarında eskiden prim ve ikramiye ödenmesi durumunda kısa çalışma ödeneği iptal olacağı yazıyordu. Covid'den önceki döviz etkisinde ama şu an Covid'den dolayı bu ibare kaldırıldı yürürlük yazılarında. Onun için avans vermemizi getirecek olan bir durum söz konusu değil. Normal maaş bodrumuzda sosyal yardım diye verebilirsiniz engel olan bir şey durum söz konusu değil. İşkur'un brütten %60 ödemesi içerisinde hafta tatil arkadaşlar 12 aylık süreyi hesaplıyorlar orada. Yani sizin 12 aylık kazancınızı hesaplayıp böldüğünüz zaman 3 bin lira bir kazanç bulmuşsak 3 bin liranın %60'ı. Yani buradaki sizin kısa çalışma ödeneği yararlanacak gün sayınız eğer 15 ise kanun söylüyor yönetmelikte. Hafta tatilleri ve resmi tatiller orantılı bir şekilde ödenir diyor. Yani siz sadece kısa çalışma ödeneği çalışılan günleri değil. Eğer hafta tatili de varsa orantılı olarak diyelim Nisan ayında 5 hafta tatili var. 25'e 5. 25 iş günüm var. 5 hafta tatilim var. Eğer sizin çalışma saatinize göre o 5 hafta tatilini sizi isabet eden kısım neyse siz ödüyorsunuz. İşkur'a isabet eden kısım neyse İşkur ödüyor. Yani sadece siz çalışılmayan süre değil. Hafta tatillerini de devlet ve işveren orantılı bir şekilde paylaşmış oluyor. Yani sadece çalışılmayan süre değil aynı zamanda hafta tatillerini kısa çalışma yönetmeliğine göre işveren ve kurum tarafından orantılı bir şekilde yani oran tekabül eden %33 ise 3'te 1'ini karşılıyor. %50 ise yarısını karşılamış oluyor. %60 ve %40 ise %60 ve %40 tekabül eden kısım karşılamıyor. Yani sadece çalışılmayan günler değil aynı zamanda hafta tatillerini isabet eden kısım da işverenler ve kurum tarafından yine işkur tarafından karşılanıyor. Tuna Bey sormuş. Hafta tatilleri ve resmi tatilleri belli bir oranda işveren kurum tarafından paylaşacağı yönünde bilgimiz var diye. Bu paylaşımda cumartesi ile işkura resmi tatillere ait ödemelerin işverene ait olduğu biliyoruz. Doğru mudur? Burada hafta tatil dediğiniz arkadaşlar anlaşılmayan konu şu. Özellikle 5 gün çalışanlara cumartesi günü hafta tatili diye algılıyorlar. Cumartesi günü hafta tatili diye bir şey yok. Kanunda resmi tatil pazar günü belirtilmiş. Yani cumartesi günü bizim tanımımıza göre iş günüdür. 5-9 çalışıyorsanız 45 saat çalışılmış olarak değerlendirilir. Cumartesi günü bizim akdi tatil yani resmi sözleşmede olan tatilimizdir. Kanundaki tanımına göre uymuyor. İş kanununa göre cumartesi günü iş günü diye sayılıyor. Onun için oradaki cumartesinden bahsediyorsak cumartesi resmi tatil değil. Akdi tatildir. Onun için iş kanununa göre çalışma gününden sayılır. Şu anki mevzuata göre resmi tatilleri özel olarak belirlemesi sürece bizim pazar günü resmi tatil diye geçer. Onun için biz burada şunu yapacağız. Ay içerisinde çalışmış olan saat toplamını 7.5'a böldüğümüz zaman bizim çalışılan gün miktarını buluruz. Çalışılan gün miktarından da ay içindeki iş gününü çıkarttıktan sonra bizim kısa çalışmaya tekabül edecek olan iş günü sayısını buluruz. Yani kısa çalışmadan dolayı yararlanacağım benim iş günüm ne kadar. Geriye kalan tatil günü de o iş günüyle çalışılmış olan iş gününü orantılı yaptığımız zaman diyelim Nisan ayında 5 hafta tatili var. 4 hafta sonra bir de 23 Nisan var. 5 hafta tatilini orantılı olarak %60 ve %40 tekabül ediyorsa orantıya göre bölüştürmüş olacağız. Onun için bizim işkurdan alacağımız ödenek miktarı sadece çalışılmayan süre değil aynı zamanda orantılı bir şekilde hafta tatili de yine kısa çalışma ödeneği olarak işkurdan almış olacağız. Onun için cumartesi günleri iş günden sayılır. Resmi tatil değildir. Ay içinde bir hafta 10 saat, diğer hafta 20 saat çalışma yapılmazsa olabilir mi? Yani 90 gün haftada 15 saat çalışmamış olmak yeterli mi? Yani kanunda biz en az 1/3 oran demişiz. 1/3 oranı da sağlıyorsak yeterli bizim için.
15 saat çalışılmıyorsa sıkıntı yok. Yani 3'te 1 oranında azalmış olması lazım. En az 15 saat azalma varsa, 15 saatin altına düşüyorsak burada yararlanamayız. Haftalık çalışma süresi. Yani aylık değil. Haftalık 15, yani haftalık 15 saat. 3'te 1 diyor. 45 saatse 3'te 1'i 15 saat yapar. Mart ayında başvuru sırası iş kursu sitesinde bulunan kısa çalışma ödeneği çizelgesini şu an çizelge eklemeleriyle değiştirmiş durumda. İlk gönderen çizelge geçerli mi yoksa güncel çizelgeyi göndermeli miyiz? Şöyle söyleyeyim. İlk başvuru esnasında 3 tane form vardı. Birincisi başvuru formu, ikincisi işçi listesi, bir de egzemel listemiz vardı. Şimdi bizim elimizde başvuru ile ilgili sadece 2 tane formumuz var. Birincisi başvuru formu, ikincisi de önceki ayları da gören egzemel listemiz. Şu anki o işçi listesinde IBAN yoktu. Hatta ilk başvuru formunda IBAN yoktu. Daha sonra IBAN eklediler ona. Şu anki listede bizim başvuru yaparken sadece egzemel listeyi veriyoruz. İgzeme liste ve listeyle beraber başvuru veriyoruz. Yani bizim onay geldikten sonra, yani bizim onayımız geldikten sonra İşkur'dan, İşkur bize şunu istiyor. Diyor ki, kısa çalışma ödeneği başladığı tarihe kadar, bakın başladığı tarihe kadar, birçok firma onu ay sonu diye algılıyor. Başladığı tarihe kadar bana gün ve kazançları bildir bana gönder diyor. Şimdi bunu istemesinin sebebi şu, acaba bunu İşkur niye istiyor soruyorsunuz. Biz şu an hangi aydayız? Mayıs ayındayız. Biz Nisan ayı bildirgesini verdik mi? Ayın 23'üne kadar vermek zorundayız. Vermedik. Bana İşkur kısa çalışma ödeneği hesaplayabilmesi için Mart ayını ben şu an sistemde, SGK sistemini görebiliyorum. Ama Nisan ayının çalışmasının, eğer ben 15 Nisan'da kısa çalışma ödeneği başlatmışsam 15'inden önce 14 günlük olan ücreti ben alabileceğim başka bir yer yok. Sizin egzemel yüklemeniz haricinde benim 14 günlük ücretleri hesaplayabilme adına, 12 aylık kazanç ortalamasını hesaplayabilme adına 14 günlük ücreti ancak sizin vermiş olduğunuz beyanlardan hesaplayabilirim. Eğer 15 Nisan'da ben kısa çalışma ödeneği başlatıyorsam 14 günlük olan sürede kısa çalışma ödeneği başladığı tarihe kadar 14 günlük olan süredeki kazançları bana egzemel formatta vermeniz lazım. Eğer bana egzemel formatta o kazanç ve bilgilerini göndermezseniz ben kısa çalışma ödeneği miktarınızı hesaplayamam sizin İşkur olarak. Yani ben derken yani İşkur kurumu diyeyim daha doğrusu. İşkur kurumu bunu hesaplayamaz. Onun için o listeyi istiyor sizden. Yani örnek diyelim, Nisan ayında 1 Nisan'da kısa çalışma başlamış. Mart ayının bildirgesini ben zaten vermişim. Her halükarda ben 1 Nisan itibaren başladığı için Mart ayının bildirgesi sistemde kayıtlı zaten. Ben oraya Nisan ayı 1'ine başlayanlar için gün ve kazanca 0-0-0 yazacağım. Başka türlü bir şey yazacağım bir şey yok. Çünkü Mart ayı sistemi zaten var. 1'inde başlamışsam öncesi zaten yok. O Mart ayı zaten sistemde var. Onun için Nisan ayı içerisinde başvurularda hangi tarihte başlamışsa kısa çalışma ödeneği başladığı tarihe kadar gün ve kazançları yazmam lazım. 20 Nisan'da başlamışsa 19 günlük kazancı benim İşkur'a o egzemel formatta göndermiş olmam lazım. 21'inde başlamışsa 20 günlük kazancı yazmam lazım. Yoksa İşkur bana kısa çalışma ödeneği miktarı hesaplayamaz. Biz 3 aylık başvurduk 45'e 45 olarak ancak bazen haftada 2 gün olarak çalıştırma durumu oldu. Bu durumu ne yapmak gerekiyor? Çile Hanım sormuş. 45'e 45 başvurmuşsunuz. Yani 4 haftalık şartı yerine getirmişseniz sıkıntı olmaz. Ama 4 haftalık şartı yerine getirmemiz lazım. Yani 3 ay boyunca bu 4 haftalık şartı yerine getirmişsek bizim için sıkıntı değil. Yani o 4 haftalık şartı yerine getirdikten sonra ara bölümde çalışmalar olabilir. Ama önemli olan son bir tanesi şu. Çalışılmış olan personeli sakın ola ki çalışılmadı diye göstermeyin. Eğer firmanızda çalışma varsa diyelim hani biz kısa çalışma ödeneğinden iptal olur. Bugün yarın sıkıntı yaşarız diye sigorta günü veya çalışılmadı diye gösterirseniz daha büyük riskle karşı karşıya kalırsınız. Yani yağmurdan kaçarken doluya tutulursunuz. Sigorta gününü bilmeden bugün yarın sıkıntı yaşarsınız. Onun için eğer çalışma varsa o sigortalıları çalışmasını ay içerisinde, ayın sonunda Excel dosyasıyla, XML formatta puantajı İşkur'a oran oran tablosu olarak yani fiili durumla ilgili eksi çalışma listesiyle beraber İşkur'a vermiş olmamız lazım. Biz bunu göstermeyelim. Yani bu şekilde kalsın diye bir yaklaşım içerisinde olsa bugün yarın olası bir ihbar veya şikayette Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çok daha büyük cezalarla karşı karşıya kalırız. Yani ben şunu diyorum. Sizin denetim yapmadan dosyalarınızda veya evraklarınızda ne olduğunu kimse bilmez. Yani ben uzaktan veya devlet uzaktan gidip sizin kaydınızda ne vardır ne yoktur diyebilmez. Ama ne zaman ortaya çıkar bu? Bugün yarın denetim veya denetim olduğu zaman ortaya çıkar. O zamana kadar kimse bilmez sizin kayıtlarınızı. Onun için çalıştırma yapabilirsiniz ama
en azından çalıştırmış olduğunuzu İşkur'a bildirin. Yani o lisede sizin bu kişilere sigortalarını bildirin. İki gün çalışmış olabilirler, engel değil. Yani bazen şöyle bir soru alıyorum. Birçok firmadan da bu soru geldi bana. Firma fatura kesecekmiş. Fatura kesebilir miyiz? Fatura kesebilirsiniz. En yolunda bir şey yok. Ben geçmiş dönem yapmış olduğum üretimle ilgili de şu an fatura kesebiliriz. Yani 45'e 45 kapattım. Ben fatura kesebilir miyim? Kesebilirsiniz. Önemli olan çalışma yoksa fatura kesmeyle alakalı bir durum söz konusu değil. Yani şu diyor. Eğer diyor ben fatura kesmiş olursam tam kapatmam varsa buradan bugün yarın maliyeden bir sıkıntı yaşar mıyım? Veya SGK'dan ve İşkur'dan sıkıntı yaşar mıyız? Yani eğer çalışma yoksa sırf fatura kesmek için kesebilir. Zengin olan bir şey yok. Geçmiş dönemlerle ilgili de olabilir. Ama önemli olan çalışılmış günün Sosyal Güvenlik Kurumu'na ve İşkur'a bildirmiş olması. Ama ben çalıştırdım. Yani şunu söyleyeyim. Ben tam kapattım diyeyim. Hala çalışma, benim firmamda çalışmalar var ama ben 45'e 45 gösteriyorum. Bu mevzuata uygun bir uygulama değil. Ama çalışılmış olan süreyi ben İşkur'a bildirirsem ve SGK gününe gösterirsem herhangi bir sıkıntı yaşamam. Sadece burada tam kapatmalarda 3 aylık süre boyunca en az 4 hafta toplamda şey istiyor. Yani tam kapatma istiyor. O şartla yine getiriyorsa sıkıntı yok yani. Kanunda yapamazsınız diye belirttiler. Niye yapamazsın diye belirttiler tam anlayamadım ama onu ...4-5-2020'de kadar keçiyor netleşmediği için istik ödeneği başvurusunu bulunmayan personel hak mağduriyeti olacak mı? 15'te başvurusu dönem ödemesi 6-5-20'de yetişir mi? Kısa çalışma ödeneği başvurularını arkadaşlar geçmiş tarihi yapabiliriz. Şu an ben Mayıs ayındayım. Nisan ayı tarihi de yapabilirim. Engel olan bir şey yok. Önemli olan benim fiili durumum birbirine uyumlu olması lazım. Eğer ben 1 Nisan'ı kapatmışsam fabrikayı, şu an Mayıs ayındayım ben. Mayıs ayı ile ilgili ben kısa çalışma ödeneği 1 Nisan itibariyle yapabilirim. Ama tutup da Mart'ın 15'i gibi yapmam hani olmaz diye bir şey yok ama hani biraz zorlama bir yorum olur. Zaten Mart ayının bildirgesini zaten vermişim ben şu anki hesaba göre. Onun için Mayıs ayında tutup da Nisan ayı için başvuru yapabiliriz. Herhangi bir engel söz konusu değil. Onun için sadece ne olur? Zaten Mayıs ayının ben ödemelerini ne zaman vereceğim? Haziran'ın en erken maaşını Haziran'ın 5'i gibi vereceğim. Zaten Mayıs ayı içerisinde benim zaten dosyam sonuçlanırsa ay sonu puantajı verdiğim zaman Mayıs ayının ödemeleri çıkmış olacak. Haziran'ın 5'ine kadar çıkmış olmuş olacak zaten. O konuda bir sıkıntı yaşamayız. Onun için 10 Mayıs'a başvurursak dahi yani mevzuatı olarak Nisan ayı içinde şu an bırakın Mayıs ayını Nisan ayı içinde başvuruda bulunabiliriz. Engel olan durum söz konusu değil. Yani tüm ücretle belli olduğu hesapları o şekilde oyalayanında nasıl değiştirelim? Yani şöyle söyleyeyim. Çelal mı sormuş? Şöyle söyleyeyim. Eğer ödemelerimiz gelmişse bu konuyla ilgili bir bakalım. Okey. Ödemeler belli oldu. Eğer bizim ilk başvurumuza göre ödemeler yapılmışsa yani şunu söyleyeceğim ben onu düzeltmemiz lazım. Ayın sonunda bizim puantajı mutlaka İşkur'a vermiş olmamız lazım. Yani bizim eğer ilk başvurumuza göre eğer İşkur düzey ödeme yaparsa bu ödemeler gerçek durumu yansıtmıyorsa yani diyelim ben 30 saat başvurmuşum 30'da 45 başvurmuşum ama baktım ki 18'de 45 yani 30 saat için ödenek alıp da 18 saat mevcut durumsa bunu ben ayında 18 olduğu ile ilgili o düzeltme egzemerlerini İşkur'a göndermiş olmam lazım. Yoksa ben İşkur bana hiçbir şey vermezsen ben egzemerleri vermezsen bana her ay düzenli olarak 30-45-30 saat ödeme yapar. Ben 18 saat çalışmışım bu ay. Belki bir sonraki ay 15 saat olacak. Yani o düzeltme egzemelerini her ay fiili durumun sonunda ayın sonunda vermiş olmamız lazım. Yani İşkur şunu söylüyor. İşte diyor ki Mayıs ayını hemen verin. İgzemelleri, düzeltme egzemelerini biz ödenek yapacağız. Ödenek göndereceğiz. Arkadaşlar yani ödenek göndereceksiniz ama yani bana gereksiz yere işveren olarak fazla ödeme yapmıyor. Sen egzemelerini Mayıs ayının sonunda verebilirim erken. Yani bu düzeltme egzemelerini Mayıs ayının sonunda vermem lazım ki bana fazla ödenek var mı, eksik var mı bildirmesi lazım. Ama ben fabrikayı 30-45, 45-30 kapattım. Hep 45-30 gidiyorum. Onu düzeltme egzemeli vermeme gerek yok. Zaten sabit. Yani 30'a 45, 30'a 45 devam ediyorsa bunun için zaten düzeltmem gereken bir şey yok. 30'a 45 ile ilgili hani ilk başvurumda şu anki mevcut durum devam ediyorsa herhangi bir sıkıntı yaşamayız onunla ilgili. Onların ayrıca düzeltme egzemeli vermesi gerek yok. Çok olup da yani o deneyi yani onayı ilk 30'a 45 alıp da 18'e 45 ise onay şey fiili durum ondan düzeltme vermesi lazım. 45'e 45 kapatmış. 45'e 45 şu an devam ediyorsa yani ilk 45'e 45 devamlı devlet ödeme yapar. Yani 45'e 45'ten ayrıca bir düzeltme izin vermeye gerek yok. Yani zaten 45'e 45 yani önce kaydı bu ayda.
Yani benim saatlerim 45'e 45 devam ettiği için ayrıca bir düzeltme izni vermem gerekecek bir durum söz konusu değil. Hızlıca geçeceğim, mükerrer soru olabilir diye. Raporlarla ilgili olan kısmı iş kurabileceğiz. Onu cevapladım. 22,5 saat çalıştığı zaman iş kurabilmesi kaç saati kapsayacak? 22,5 saat arkadaşlar ayda Mayıs ayındaki gün sayısı değişir. İş kurabileceği Nisan ayında değişir. Çünkü Nisan ayında 25'e 5 iş günü var. Mayıs ayında 22'ye 9 var. Tamam, yani toplam orada sizin bildireceğiniz 22,5 saat ise 15'e 15 olması lazım. Yani ay içerisinde çalışma varsa. Yani 15 gün iş günü ödeneği alacaksınız, 15 günde işveren ödeyecek. Emekliler koleji alamıyor, yardı sosyal yardım olarak fark ne demişiz? Emekliler keçi alamıyorlar, ondan sosyal yardım olarak fark ödeme yapabilir miyiz? Yapabilirsiniz, engel olan bir şey yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Bodrunuzu gösterin, resmi yolla ödeme yapabilirsiniz. Yani illa emekliler haricindekiler ödeme alamaz, emekliler de yine bodrunuzda SSK günü çalışmadığı halde kısa çalışma ödeneği almıyor bunlar. Sosyal yardımlar ücret, nakit ücret tesirini yararlanmıyorlar. Bu kişilere eğer emekliye gelip çalışmıyorsa fabrikanızda ve şu an izinliyse bu kişilere ödeme yapabilirsiniz. SSK primi yatırmıyorsunuz. Sadece bodrunuzda bu kişilerin o ay içinde hiç çalışması olmadığı için, tamam mı? Hiç çalışması olmadığı için ücret verebilirsiniz. Vermiş olduğunuz ücretler sosyal yardım diye verin bunu. Eğer kanun şunu söylüyor. 5 Mayıs Sosyal Kanunu'nda bu ay içerisinde gün yoksa sonraki hikayenin günlü dönemine aktarılır diyor. Yani Nisan ayında çalışma olmadı. Sosyal yardım verdiniz. Bu sonra ne olmuş olacak? Nisan ayında gelir vergisi ve damga vergisi kesilecek bodrunuzda. Ama SSK günü olmadığı için sonraki Mayıs ve Haziran ayına aktarılacak. Mayıs ve Haziran ayında eğer gün oluşması durumunda ona ilave olmuş olacak. Şirketinizin bir bölüm için talep yapmadık. Haziran başvurusu yapabilir miyiz? Yani Haziran başvurusu, yani kısa çalışma ödeneği şu an başvuru yapılamaz diye bir hüküm yok. Başvuru yapabilirsiniz. Engel olan bir şey yok yani. Hızlıca geçeceğim aynı soruları. Şartta tutmayan personeller Murat Bey sormuş. Kısa çalışma ödeneği yararlanmayanlara ücretsiz nakit ücret desteğini alabiliriz. Nakit ücret desteğini eğer Mayıs'ın 4'üne kadar girmemiz lazımdı. Eğer girmemişsek bu ay girip Haziran ayında ödenek olarak alabilirler Nisan ayını. 14 günlüğü. Herhangi bir engel kaybı söz konusu değil. Nisan ayı içinde aynı zamanda bugün yükleme yapıp Haziran'ın 5'inde, Haziran 8'inde ödenek alabilirler. Tamamen kapatma durumunda eski siparişin ihracatı yapıldığı zaman herhangi bir sorun olur mu? Yani üretim olmadığı sürece sıkıntı olmaz. Yani fatura kesmiş olmamız bizim herhangi bir problem olmaz. Yani sonuçta biz o şeyleri gönderebiliriz. Hızlıca geçelim bunları. İlk haftanın yarısını işveren öder. Evet, ilk haftanın çalışılmayan, hiç çalışılmamışsa yarısını işveren öder. Yani diyelim 7 günlük sürede çalışma meydana gelmedi. 3,5 günlük olan ücreti işveren ödeyecek. Ama diyelim örnek 4 gün çalıştınız, geriye 3 gün kaldı. 4 gün ücretini zaten çalıştığımız için işveren olarak vermek zorundayız. Geriye kalan 3 günün yarım ücretini vereceğiz. Yani 1,5 gün. Yani 4 gün çalışan bir firmanın 4 artı 1,5, 5,5 günlük ücretini ödemiş olacağız. Çalışanımızın 5,5 günlük ücretini ödemiş olacağız. Başvuru yapmamız, şöyle söyleyeyim, hemen tekrar şey yapalım. Başvuru yenilememiz gerekiyor mu? İş konularla ilgili değişiklik dikkate alır mı? Yeniden başvuru yapabilirsiniz. Önceki başvurunuzu iptal istiyorsanız, dilekçenizi dilekçe olarak anlatırsınız onu. İş konu dikkate alır mı? Evet, 45'e 35 başvuruda bulunmuş, 2 ay başvurmuşlar. Bir ay daha uzatma kararı almışlar. Bu konuda iş kurulu ikinci başvuru yapın, doğru uzatmaya için ikinci başvuru yapılabilir mi? Yapılabilir. Engel olan bir şey söz konusu değil. Biraz sondan gelelim. Haziran'da ödenek alabilir dediğiniz işsizlik maaşının dayanağı var mı? Uygulama esasında 4-5 günde belirlenenler alabilir diyor. Şimdi 4-5-2020'ye kadar şöyle söyleyeyim. 4-5-2020'ye kadar girmeniz lazım Nisan ayı için. Nisan ayı için 4-5-2020'ye kadar girmiş olmanız lazım. Onun için Nisan ayı için ayın 4'üne kadar girin diyor. Yoksa bu ay içerisinde girebilirsiniz. Engel olan bir durum söz konusu değil.
kısa çalışma dönemi içerisinde personelin bilgisi yakınına ölüm belgesi getir takdiri yapılması gereken nedir acaba? Ölüm tarihi 22-5 Nisan ayı bordosunu bilirken sonrası bilgisini gönderir. Yani şunu demek istiyor. Kısa çalışma dönemi listesinde yer alan bir personel ölüm belgesi getirildi. Mazeret izni var bu personelin. Bu mazeret izni olduğu için kısa çalışma dönemi yararlanmayacak. Orada idari yani mazeret izni kullanmış olacak. Onun için İşkur'a bu konuyla ilgili dilekçe verip o mazeret izni kullanmış olan sürenin kısa çalışma dönemi hesaplamasının dikkate alınmamasını isteyeceğiz. Sıfır puantaj olup SGK ödemesi yapılabiliyor mu? Sıfır puantaj olup SGK ödemesi yapılmaz. Sonraki hikaye devrolur. 5 Mayıs Mesela Kanun 80. maddesinin D fıkrasında var. Yani gün olmayan yerden SSK primi kesilmez. Veya hiç çalışma yoksa SSK primi de kesilmeyecek. Vergi ve vergi kesiliyor. Ama SSK primi sonraki hikaye devroluyor. Günlü olan döneme denk geliyor. Rapor atlamışız. Ödeme yapıldı. Ne yapmalıyız? Raporu iş kurabileceğiz. Almış olduğu rapor parasını kısa çalışma dönemiyle ilgili olan kısmı işverenden geri alacaklar. Yani bu sizin suçunuz değil. Sisteme raporu çok geç girebiliyorlar işverenler. Sosyal yardım olarak ödersek isabet eden SSK primi işveren öder mi? Arkadaşlar nakit vermiş olduğumuz sosyal yardım olmuş olması değiştirmiyor. Biz sadece burada bugün yarın ücret olarak gösterilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani gün olmayacağı için sosyal yardım olan yani SSK'da gün yoksa prim de yok. Ama gün varsa yani arkadaşın demek istediği şey şu. Bordro'da ben bu sosyal yardım gösterirsem SSK primine muaf olur muyum? Eğer Bordro'da SSK günü varsa prim kesmek zorundayız. Ama SSK günü yoksa prim kesilmeyecek ama bu hiç kesilmeyecek anlamı taşımıyor. Sonraki hikaye devrediyor. Yani sizin Nisan ayında hiç çalışması yoksa Mayıs ve Haziran ayında eğer gün varsa o günlerin üzerine ilave olur kazançlar. Tamam mı? Yani her ne kadar Nisan ayında gelir vergisi ve damga vergisi Nisan ayında kesilmiş olsa da SSK primi sonraki iki aylarda yani Mayıs ve Haziran ayında gün varsa, SSK günü varsa bu kişiden kanun gereği günlü olan dönemlerde SSK primi kesilecek. Yani Nisan ayının devletmesi durumunda Mayıs ve Haziran ayında gün varsa onlar üzerine ilave olmuş olacak. Yani vergide gün şartı istemiyor ama SSK'da gün şartı istiyor. Kısa çalışma süresi grafsa tatillerin oranlarınca örneğin 2,5 gün gibi çıkıyor. SSK'da gün biliminde bunları yukarı yuvarlayıp şunu olarak görmeliyiz. 3,5 gün görmeliyiz. Yani burada şu, ben özellikle iş günlerini dikkate alıyorum orada. 7,5'a böldüğümüzde 7,5'u denk edeceğiz. Yani çalışılan gün sayısını 7,5'a böldüğümüz zaman kaç gün ortaya çıkıyor? Onu yukarı yuvarlayacağız. Çalışma gününü yukarı yuvarlamamız lazım. %42,5-45 yaptık mesela 20 gün işkur öder diye hesaplayıp işlere ödeme yapmıştık. Fakat 22 gün olarak ödeme yapmış. Bu durumda neyi yapabiliriz? Yani şöyle söyleyeyim. Eğer hesaplamanızı bir kontrol edin ama eğer düzgün bir şekilde saatleri düzgün yazmışsınız o bir günü sizden eğer 21 gün alması gerekirken 20 gün almışsınız bir günü ödeneyi almanız lazım. Burada şunu yapmayın özellikle. SSK günü işkur bana 22 gün dedi. 8 günü ben sigorta bildireyim diye değil. Fiili durumunuz neyse onu yapın. Yani fiili durum diyelim bu ki personel 9 gün çalışmışsa 9 güne tekabül ediyorsa çalışması 9 gün bildirin. İşkur bana 22 dedi ben 8 gün sigorta göstereyim demeyin yani. Fiili durum neyse onu uygulayın özellikle. O bir günü fazla almışsanız işkur sizden geri alır. %23 kastetmiştim. Cevapladığınız teşekkürler. Resmi tatil olarak değerlendirecek miyiz bu durumda? Resmi tatil olarak değerlendirebilirsiniz. Engel olan bir şey söz konusu değil. Şimdi arkadaş bir örnek, Hamdi Bey bir örnek vermiş. 15'e 45 başvurduğumuz için hafta sonu eşit oranda Nisan ayı puantaj yapılırken 15'e 45/30 yapmış. Arkadaşlar burada gün sayısı eğer 7,5'sa doğru olabilir ama şuna dikkat etmemiz lazım. Ay içinde çalışılan saati toplayıp bizim 7,5'a bölmemiz lazım. Yani 5-9 çalışıyorsak 7,5'da bu dediğiniz oran doğru olabilir ama 5-9 çalışmalarda veya 10-10 çalışmalarda bu formül hatalı bir formül olur. Mart ayında personel maaş ve prim ödemesini tam yapmıştık. İşkur'dan bir ödenek almışsınız. Arkadaşlar bir sıkıntı olmaz. Bir gün ödenek çıkmış. Bir problem olmaz orada. Yani bildiğim kadarıyla 24'üne başvurmuş arkadaşlar. Keçi yalan personel evden çalışıyorsa ne olacak? Arkadaşlar kısa çalışma ödeneği yalan personel evden çalışıyorsa
eğer çalışma koşullarını belirlemişsek, yani iş yerinde olduğu gibi herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Yani ama tutup da evden akşam her gün sabahtan akşama kadar aynı ofiste olduğu gibi 6 gün boyunca 7,5 saat çalışıyorsa bu mevzuata uygun değil. Ama ben aynı ofiste olduğu gibi, diyelim örnek ofiste önceden 6 gün çalışıyorlardı. Aynı durumu ben tuttum, iş yerinde dedim ki 6 gün çalışmayacağız artık iş yerinde, 3 gün çalışacağız veya 2 gün çalışacağız. O 2 günlük uygulamayı da ben prosedür olarak personele bilgilendirdim. Personelin pazartesi salı çalışacağını, diğer günü çalışmayacağına dair duyuruyor. İşçiye ben bildirmişsem yine kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilirler. Ama tutup da evde 6 gün çalışıp, 6 gün 7,5 saat çalışıp olan personele ben kısa çalışma ödeneği listesinden bildirirsem bu mevzuata uygun bir davranış olmaz. Bugün yarın bu konuyla ilgili sıkıntı yaşarız. Ama yani iş yerinde hiçbir fark yok. Aynı çalışma saatlerinde işteki uygulamayı ben prosedür olarak düzgün bir şekilde sınırlanabildikten sonra evde de uygulayabilirim. Ama kesinlikle dediğim gibi yani 6 gün 7,5 saat çalışan evden de olsa çalışan bir pensiyonu ben tutup da kısa çalışma ödeneğine sokarsam bu konuda sıkıntı yaşarız. Onun için bizim buna dikkat etmemiz gereken konu fiili duruma bakacağız. Fiili durumu ben oturtabiliyorsam şablona herhangi bir sıkıntı yaşamayız Ayhan Bey. Emekliye destek alternatifi var mı? Şu anki mevzuata göre yani işveren tarafından olursa olur. Onun haricinde devletten verilmiş olan bir alternatif söz konusu değil. 4 haftalık kapatma süresinin kanun yerine de tarihli 23 tarih itibariyle mi yoksa ilk vakat tarih itibariyle mi olması yeterlidir? Bizim kısa çalışma ödeneği başladığımız tarih itibariyle buna olacak. Yani vaka değil, kısa çalışma ödeneği bizim hangi tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği başvuruda bulunduk? O tarih itibariyle en az 4 hafta istiyor. Cevaplamış olalım. Mart ayı pensiyon maaş verim ödemesini tam yaptık. Fakat iş kurdan Mart ayı bu zaten bir sıkıntı oluşturmadı. Onu cevaplamıştık. Tekrar gelelim. Biraz baştan ama sondan gitmek zorundayım. Mecburen. Çünkü arada çok fazla soru gelmiş. 134'e yakın soru gelmiş. Bir kısmını cevapladım. Sokağa çıkma yasağı olan günler için nasıl hesaplanacak? Yani yine aynı şekilde sokağa çıkma yasağı olan dönemlerde çalışılmamış süre olarak değerlendirebiliriz. En iyi olan bir durum söz konusu değil. Nisan ayı sordum, üstad 14 günlük parası alması için vakit geçti mi? Yani şöyle, o Nisan ayı için ücret sizinden bahsediyor Deniz Bey ve Deniz Hanım. 14 günlük parasını alması için şu an başvuru yapabiliriz. Haziran'ın 8'inde bu ödeneği alır Nisan ayı için. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani süre kaçırmış olan bir süre söz konusu değil. Bunu cevapladım. Mükerrer sorular da olmuş arkadaşlar. Yani onun için onlara direkt geçiyorum. Arda arda yazanlar da olmuş cevaplamadınız diye. Sıfır puan tacılıp SGK ödeme yapıp bunu zaten cevaplamıştık. Nisan ayında verilecek olan kısa çalışma ödeneği halen ödenmedi. İşçinin mağdur olmaması için Nisan ayı maaşını tam yaptık. 10 günün çalışma olduğu için SGK prim gün sayısını 10 gün olabildirdik. İşçiye avans gösterdik. Sıkıntı olur mu? Şimdi Nisan ayında önemli olan şeylerin bir tanesi şu. Bir kısmını maaş olarak verin. Tamam mı? Bir kısmını avans olarak verin. Yani tam maaşı yani verdiniz tam ödediniz ama o zaman şu olacak. Bu vermiş olduğu maaşı siz bodronunuza bir kısmını avansa atacaksınız. Yani bunun kısa çalışma ödeneği ödendiği zaman. O zaman onu geri iade etmiş olacak. Onun için yani dediğim gibi saat hesabından kısa çalışma ödeneği ve aktif gün çalışma süresini çok iyi hesaplamamız lazım. Bugün yarın başımıza en büyük sıkıntıdan bir tanesi bu oluşacak. E 45 faaliyetin durması seçimi yapılır. Emekli çalıştığı SGK ödeneği faaliyet devam ederse bu durum faaliyetin durması seçimi bozucu etki yapar mı? Arkadaşlar şöyle, 45 faaliyetin durdurulmasında kastedilen şey şu. Yani iş kurum müfettişi ve çalışma bakanı müfettişe sadece şuna bakıyorlar. Yani işletmede güvenlik personeli ve teknik birkaç personel dışında yani bu faaliyetin tamamen durmuş olması lazım. Yani güvenlikleri göz önünde bulunduruyorlar. Çünkü zaten fabrikanın korunması için gerekli. Yani istisna personel diyelim biz buna. Hani istisna personel dışında o fabrikada üretimin olmamış olması lazım. Yani tutup da ben 40'a 45'e başvuruyorum. Her nasıl olsa emekliler bu kapsama girmiyor gibilerine bir yorum geliştirmeniz lazım. Onun için sadece güvenlik ve zorunlu personel dışında bizim fabrikada 45'e 45'e başvurmuşsak çalışan olmamış olması lazım. Mayıs ayının değişik puantajı Mayıs ayının kaçına kadar vermemiz lazım? Arkadaşlar Mayıs ayının puantajını bizim normalde Mayıs ayının sonunda vermiş olmamız lazım. Çünkü İşkur bize ilk başvurumuza göre eğer Mayıs ayını aynı Nisan ayında olduğu gibi öderse bizim Mayıs ayında vereceğimiz düzeltme puantajını kişiler eksik yararlanmışsa yani veya fazla ödenek almışsak onları bizim İşkur'a iade etmemiz lazım. İşkur burada sigortalıyı tanımıyor, işveren tanıyor. İşverenden istiyor ödenekleri.
Yani normalde Mayıs ayının sonunda vermiş olmamız lazım. Ama birkaç üç kurum şöyle bir şeyi vardı. İşte biz Mayıs bayram sebebiyle şeyleri ödeyeceğiz. Maaşları, ödenekleri ödeyeceğiz. Onun için bir an önce Oran Excel tablosunu gönderin diyor. Yani ben Oran Excel tablosunu ayın sonunda vermem lazım. Şimdi nasıl vereyim ben? Ama belliyse çalışma şeklim, 30'a 45 sabitse onu verebilirim. Sıkıntı yok. Ama değişme meydana gelecekse bu oranla ilgili, onun için ayın sonunda vermem lazım benim. Yani burada aylık oran değil, haftalık çalışma süresi demiş. Çalıştığını topladığımız zaman, zaten bizim aylık saati topladığımız zaman 7,5'a böldüğümüzde o Oran Excel tablosuna tekabül eden, yani haftalık diye düşünmeyin bunu. İşgül şu an zaten haftalık diye bir şey ödeme yapmıyor. Aylık sistemden ödenek yapıyor. Yani biz orada aylık çalışılmış olan saati toplayacağız. Puantaja göre 7,5'a böleceğiz. Onun için dediğinize göre aylık hesaplamadan da bunu yapabiliriz ama kanunda haftalığı tekabül ediyor 45 saati. Zaten uyarlama yaparken de hesaplamada size işgülün göndermiş olduğu tabloda siz toplam saati 7,5'a böldüğünüz zaman haftada 45 saat içerisinde 15 saat azalma var mı yok mu, o zaten o Oran Excel tablosu zaten buluyor onu. Tamam mı? Onun için her ne kadar haftalık yazılmış olsa da biz aylık saat üzerinden, toplam saat üzerinden hesaplamayı yapıyoruz toplamda. Yani sadece bu hafta kısa çalışmadan yararlandık, önümüzdeki hafta tam çalıştık değil. Ben çalışılmış olan sürenin tamamını topluyorum puantaja göre ay içerisinde. 7,5'a böldüğüm zaman benim çalışılan iş günü sayım ortaya çıkmış oluyor. Bir kısmını cevapladık hızlı bir şekilde ama okumak da uzun sürüyor. 4 haftalık kapatma süresi kanuni tarih itibariyle mi yoksa ilk vaka tarih itibariyle mi? Bunu zaten cevaplamıştım ben. Kanuni değil, kısa çalışma ödeneğine başvurduğumuz tarih itibariyle. 45'e 45 başvurduğumuzda tüm mülakat durdu, 12 kişi, 9 kişi başvurduk, 3 kişi için başvurmadık. Nisan'ın 4 hafta 9 kişi için çalışmadı, çalışan 3 kişi çalıştı. KÇ'den yararlanmayan bu 3 kişi ara çalıştığı sorun olur mu? Şimdi şöyle söyleyeyim, 4 hafta şartını yerine getiriyorsa toplamda 3 ay içerisinde sıkıntı olmaz. Ama yerine getirmiyorsa sıkıntı olur. Yani ara çalışmalar sıkıntı olmaz ama toplamda bu kısa çalışma ödeneği başlangıç tarih itibariyle ben 4 haftayı yerine getiriyor muyum, getirmiyor muyum, ona bakacağız 3 ayın içerisinde. 3 ay içinde yerine getirmesem sıkıntı yok. Gün sayısı yapmışlar. Gün sayısına göre hesaplama yapmayın. Saat sayısına göre hesaplamanız daha doğru şey verir. Sonuç verir. Çünkü Nisan ayında 25'e 5 var. Mayıs ayında 22'ye 9 var. O kısım ilk hafta, ilk başvuruda bir ilk hafta kısa çalışma ödeneğine göre o kısım için avans verebilir mi? Avans konusu arkadaşlar şu an için gerektirecek olan bir konu değil. Mevzuat bu konuyla ilgili sıkıntı yaratmamış. Hazırladığınız puantaj egzelerini bize ulaştırabilirsiniz. Ulaştırıyorum. Arkadaşlar isterlerse benim iletişim bilgilerim arkadaşlarda var. Orada direkt saatleri girdiğiniz zaman ne kadar, kaç gün çalışmanız karşısında SSK günü bildireceksiniz. Kaç gün kısa çalışma ödeneği alacaksınız. Hepsini birebir yazıyor. Melda Hanım sormuş. Merhaba, bizim çalışmamızda manuel olarak İşgur'dan IBAN numarası girmeyen herkese PTT yaptı. Bu sorun mevcut. Bu sorunu belirtmek istedim. Yani bizim verdiğimiz IBAN'lar dikkate alınmadı. Allah Allah. İşgur bildirimimizi yanlış göndermişsiniz dediler. Ancak kontrol ettik, yanlışlık yok. Arkadaşlar yani şunu söyleyeyim. İşgur'la tekrar bir görüşün. O IBAN'ları, yani IBAN konusunu. Yani normalde ilk defa sizin söylediğiniz konuyla karşılaştım ben. Normalde herkesin IBAN'ı yattı. Sadece yatmayan IBAN'ları genelde soy isim değişikliği sebebiyle yatmayanlar. Onun haricinde herkesin kendi IBAN'ına yattı. İlk defa sizden böyle bir soru geldi. Tekrar bir iş kurla bir görüşün bunu. Ne şekilde çözebiliriz diye. Mayıs ayında bir olarak 30 saat olarak çalışıyoruz. Kaç gün puantaj yapacağız? Yani yani puantajı bir beş olarak yani en az 15 saat çalışmamamız gerekiyor. Bir beş onda yazmışsınız bunu. 30 saat çalışıyorsunuz. Yani gün be gün puantaj yapıp iş gününe göre 22'ye 9'a göre orantılı mı yapacaksınız? Yani toplama içinde çalışan saat sayısı önemli benim için. İş günü bazında. Zaten Excel tablosunu size gönderirsem sıkıntı yaşamazsınız. PTT'yi hatırlıyorlar, çalışanları kontrolü gönderiyorlar, IBAN göndermemize rağmen. Yani bu ilk defa ikinci karşılaşmış olduğum konu. Yani hiç öyle bir şey denk gelmedi bize. Bu konuyla ilgili soru gelmedi. İlk haftasının yarısını işveren öder tanımında çalışma yok ama SGK ödenir mi? Arkadaşlar ilk haftanın
ücreti yarım ücret, hiç çalışma yoksa SSK'sını tam olarak ödemek zorundayız. SGK'nın bu konuda yayınlamış olduğu duyuru var. Yani ben kısa çalışma ödeneği 1 Nisan'da başlatmışsam, 1 Nisan'la 7 Nisan'sı hiç çalışma yoksa 3,5 günlük ücretini zaten işçi olarak, yarım ücret olarak, iş kanunu 40. maddesine göre ödemek zorundayım. SSK'sını 3,5 gün mü ödeyeceğim? Hayır, SSK diyor ki, sen diyor bu diyor 7 günlük olan süreyi diyor bana SSK primini tam olarak yatırmak zorundasın. Yani hiç çalışılmayan dönemlerde, kısa çalışmada başlangıç tarihi itibariyle ücret, yarım ücret ilk 7 gün için bir haftaya kadar. Ondan sonra SSK'yı tam yatırıyoruz. Yani SSK tam ama ücret yarım. Kısa çalışmayı 1 Nisan'da başlattığımız ve Nisan ayında 8-3 gün çalıştığımız durumda ay sonunda SGK'ya kaç gün bizimimiz lazım? İlk 7 gün işveren sorumunda sonraki 8 gün kaç hafta tatil isabet eder? Şimdi toplam Nisan ayında 5 hafta tatili var arkadaşlar. 25 iş günü var, 5 hafta tatili var. İlk haftayı düştükten sonra bir tane hafta tatili düşürmüş oluyor. Bu durumda 19'a 4 kalır. Yani 23 gün nük sigorta bildirici. 23 gün toplam iş günü, toplam 23 gün üzerine hesaplama yapacağız. 23 günün de 19 günü iş günü, 4 gün hafta tatili. Yani biz oraya hesaplama yaparken 19 iş günü, 4 hafta tatili diye girmiş olacağız. İlk 7 günü zaten biz ödüyoruz. 19'a 4. Bunu da cevapladım. 25 çalışan için 45 saatte 40 saat çalışılmayacak şekilde başvurduk. Bu personel 10 tanesi iş başı yaptıracağız. Geri kalan 40 saat çalışmaya devam edecek. İşe başlatma bildirimi ne şekilde yapacağım? Onayı kaçtan aldık? Önemli olan husus. Yani ben burada onayı 45'e 45'ten mi aldım, 45'e 40'tan mı aldım, 45'e 30'dan mı aldım? Yani ilk onayınız önemli. İlk onayınızın üzerine, tamam mı? Yani diyelim ben 45'e 44 aldım veya 45'e 40 aldım. 10 tanesi işbaşı yapacak. Yapabilir. Önemli olan şey şu. Çünkü azaltmaya başvurmuşum ben. Tam kapatmaya başvurmamışım. Tam kapatmaya başvurmadığım için azaltma meydana gelmişse 45'e 40 çalışmayacaklar. Yine aynı şekilde ödenek almayan 45'e 40 üzerinden devam eder. Ama çalışılanlarla ilgili olan listeyi ay sonunda ben tüm egzemel olarak düzeltilmiş haliyle yani fiili duruma göre düzeltme egzemelini ben işkura vermek zorundayım. Tüm personel için düzeltme egzemelini işkura vermek zorundayım. Yoksa ben işkur bana eğer 45'e 41, 40 diye başvuruda bulunursam bana o düzeltme egzemelini vermezsem 45'e 40 diye ödeme yapar. Çalışanlar ödeme yapar. O zaman bugün yarın tekrar karşı karşıya kalırız. Yersiz veya fazla kısa çalışma ödeneği almayla ilgili. Kısa çalışma öne çıkmayan, çalışma izni, yıllık izin varsa yıllık izin kullandırabilir miyiz? Kullandırabilirsiniz. Engel olan bir şey yok. Sokağa çıkma nasıl hesaplanacak? Onu zaten söylemiştim. Nasıl şekilde hesaplanacağını. 10 gün bildirdim. 20 gün iş kurdu bildirecek o halde. Pandemi sonrası gerek olursa başka bir sebepten kısa çalışmaya başvurulabilir mi? Yani şöyle söyleyeyim. Mevzuatta yani şöyle söyleyeyim. Kısa çalışma şartları, yararlanma şartları kanunu belirtilmiş ama COVID için özel bir kanun çıkartıldı. COVID'in şartları diğerlerine göre farklı. Normal kısa çalışma ödeneği yararlanma şartları 600 güne 120 gün. Yani 600 gün sizin son 3 yıl içerisinde 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmanız lazımdı ama pandemi sebebiyle bu şartlar 450 ve 60 güne düşürüldü. Yine ekonomi sebebiyle başvurabilirsiniz ama dediğim gibi onların incelemeleri iş müfettişleri tarafından mali raporlara göre yapılabilir. Başvuru yapmanıza engel olan bir şey yok ama başvurunuzun onay kısmında sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani belgeleriniz düzgünse bir sıkıntı olmaz. Beyanname dönemine kadar onaylanmayan kısmı ödenek başvurusunda muhtasa beyanname tarihi mi, tahmini olarak mı verilecek? Firma mücbir sebebi girmiyor. Ya tahmini diye bir şey yok. Yani mücbir sebebi yani Burcu Yılmaz sormuş da beyanname dönemine kadar onaylanmayan kısmı ödenek başvurusunda muhtasa beyanname tahmini olarak mı verilecek? Firma mücbir sebebi girmiyor. Yani diyor ki biz diyor beyanname vereceğiz. Kişilerin ücretlerini ödeyeceğim. Yani ben yani sizin bildiğim kadarıyla Nisan ayıysa Mayıs ayında vereceksiniz bunu. İşkur'la bir görüşün, hızlı bir şekilde sonuçlanması yöntemine gidin. Yani yoksa da beyanname vereceksiniz ücret ödemesinde. Yani kişilerin çalışması yokmuş gibi değerlendireceksiniz. Yani kısa çalışmada yararlanmış gibi değerlendireceksiniz. Ama İşkur'la bir an önce görüşün, bir an önce sonuçlanmasını sağlayın bunu. Bunu da cevapladık. Tekrar hızlı bir şekilde gidelim. Tekrar. 4.36. Yarım saatimiz kalmış. Şimdi yarım sorunun cevabını yazınca ben hangi sorunun olduğunu bilmiyorum. Onun için onlara geçmek zorunda kalıyorum. Nakit ücret tesliğinde 14 gün Nisan ücretsizliğini gösteriyoruz. 17 Nisan öncesi ücretsizliğin için eksik gün kodu niye yazmamız gerekiyor? SGK'yı yaparken bu durum için eksik gün kodu 28 mi olmalı? Arkadaşlar
Sadece nakit ücret desteğinden dolayı ücretsizin oluşursa 28 kuruş gireceksiniz. Ama diyelim sizin sonuçta 17 Nisan öncesinde de bir 16 günlük sigorta bildirimi var. Bu durumda 29 kuruşunu girmeniz lazım. SSK'da 29 kuruşunu gireceksiniz. Ama diyelim kişi sadece nakit ücret desteğiyle ilgili, ki zaten öyle bir şeyin oluşması için kişinin 17 Nisan sonrası firmaya girmiş olması lazım. 17 Nisan sonrası işe almış olduğu personellerle ilgili herhangi bir geçmiş dönemde eksik olmayacağı için onun kodunu 28'den bildirebilirsiniz. Ama geçmişten gelen personellerle ilgili 17 Nisan'a kadar olan dönemle ilgili eksik ücretsizin var ya, onun için o dönemi 17 Nisan'dan sonrasıyla beraber birleştirdiğimizde 29'dan girmeniz lazım. 28 kodu uygun değil. Yani biliyorum Sosyal Güvenlik Kurumu yayınlamış olduğu tebliğde 28'i örnek vermiş. Hata yapmışlar. Yani İşkur daha doğrusu yayınlamış olduğu tebliğde. Hep 28 örneğini vermişler. Tebliğde 29 örneğini vermeleri lazımdı. Çünkü 16 Nisan sonrasında da ücretsizin var. 16 Nisan'a kadar ücretsizin var. 16 Nisan sonrasında İşkur ödeyecek. Günlük 38.94'ten. O 16 günlük süreyi ne şekilde yapacağız? Onun için o tebliğde 28 kodu üzerine örnek vermişler. Milletin aklında 28'den bildireceğiz diye kalıyor. Ama Nisan ayı için 29'dan bildireceğiz. Mayıs ayına geçtiğimizde bizim başka bir eksik gün sebebimiz yoksa Bodrum'umuzda onu 28'den bildirebiliriz. Ama Nisan ayı için 16 günlük süre artı 14 günlük süre birleştiği için ücretsizin ve diğer nedenler diye geçiyor pandemi sebebiyle. Onun için Nisan ayında 29 kodundan bildireceğiz eksik günleri. Mayıs ayında 28'den bildireceğiz. Bunu da geçtim. İşkur'a ay sonunda Bodrum'da çalıştığımız günleri belirtsek yeterli mi olacak mı? Hayır arkadaşlar. Ayın sonunda XML tablosu var İşkur'un. Eksik çalışmayla ilgili olan XML tablosu. Orantı tablosu diye geçiyor. İkinci oran dağılım tablosu diye geçiyor bu. 3-3 gün bundan haberi yoktu. Yeni haber olmaya başladı. Bunu ay sonunda fiili durumu İşkur'a vermemiz lazım. Yoksa biz ilk başvurduğumuz şekliyle eğer azalma varsa çalışanlarımız saatlerinde almış olduğumuz ödeneği fazla almış oluruz ve bunu geri ödeme zorunda kalırız. Nisan 17 Temmuz arası geçerli. Evet geçerli, yalnız pandemi sebebiyle diyorum ya, Haziran ayı sonu dediler ki Haziran sonrasında bitti pandemi. Onun için ücretsizin de otomatik olarak ortadan kaldırmış olabilirler. Kalkacak. Yani pandemiyle orantılı. Pandemi Haziran ayında biterse Haziran Temmuz ayında ücretsizin vermezler. Yani aynı şekilde kısa çalışma ödeneği de alamayız. 13 Nisan itibariyle kısa çalışma programına 45'e 45 üzerinden başvurduk. 4 haftada kapalıyız. Bu hafta itibariyle kısmi çalışmaya başlıyoruz. Bağlı bulunduğumuz İşkur konuyla ilgili bilgi almak için başvurduk. Mayıs ayı içerisinde çalışamayacağınız aylık programımızı göndermemizi istedik. Sizin anlattığınızda bilgiye göre. 13 Nisan itibaren 45'e 45 başvurmuşsak, yani bir ay 4 hafta kapalı kalmışsak bizim her ayın sonunda dediğimiz gibi oran Excel tablosunu İşkur'a vermiş olmamız lazım. İşkur'a oran Excel tablosunu verdiğimiz zaman bize 45'e 45'e değil, çalışanların durumuna göre, fiili durumuna göre ödenek çıkartmış olması lazım. İstihdam ödeneği uygulama şartlarının 4-5-20'ye kadar SGK COVID ekranında bildirim şartı var. Bildirim olmazsa alamaz mıyız? Dediğim bu soruyu cevapladım ben. Alabilirsiniz. Sadece 4 Mayıs'a kadar ekrana girmiş olma için bu 8 Mayıs'ı ödeme için geçerli. Yoksa bu ay içine girerseniz Haziran'ın 8'inde alırsınız. Yani komple iptal olmadığı bir durum söz konusu değil. Sadece bir ay gecikmiş olur. Servet Bey, size yardımcı olması için bir arkadaş cevapladınız mı bilmiyorum ama belki cevap alamadı yazmış Hasan Doğan Bey. Ben soruyor kim isterseniz. Tamam. Nisan itibariyle kısa çalışma ödeneğine başvurduk. Bazı elemanlarımız ayda 1/3 çalışma yaparak bu arkadaşlara ilk hafta için 3,5 günlük ücret ödenecek mi diye bir soru vardı. Belki cevapladınız ama cevap şimdi, alamadım. Şimdi şöyle ben söyleyeyim. Bu 1/3'ünde ilk hafta çalışmışlar. Anlıyorum ben buna. 7 günse diyelim örnek bu kişi ilk hafta kaç gün çalıştı? 3 gün çalıştı. Haftada 7 gün var. Doğru mu? Geri kalan 3 günü zaten maaşını şey ödeyecek, işveren ödeyecek. Geri kalan 4 günün yarım ücret olarak ödeyecek. 4 günün yarım ücret olarak öderse 2 gün tekabül ediyor. Toplam 3+2, 5 günlük ücret ödemesi lazım. Ama sigorta 7 gün bildirecek. Yani ilk haftaki çalışma saatini tamam, toplayıp kaç günü tekabül ediyorsa, saatin 7.5'a böldüğü zaman kaç günü tekabül ediyorsa o günün ücretini zaten ödemek zorunda işveren.
geri kalan 7 günden diyelim 3 gün çalıştı, 4 gün çalışmadı, 7,5 saat. İlk haftada 7 gün var. Zaten kanun 40. madde diyor. Bir hafta 7 güne kadar olan süreyi yarım ücret ödemek zorundadır diyor. 3 gün zaten çalışmış 7,5 saat. Geri kalan 4 gün kalmış. 3 günün maaşını zaten tam ödemek zorunda. Geri kalan 4 günün yarım ücretini yani 2 gün olarak işveren işçi ödeyecek. Yani toplam 5 gün işçiye çalışmasının dolayı, yani bunun ilk 3 günün çalışmasının dolayı, diğer 2 günü ise yarım ücretin dolayı ödemiş olacak. Tamam, teşekkürler. Başka sorularımız varsa tekrar şey yapalım. Ben yine buradan okumaya karışık okuyorum. Çünkü sırayla gidersen bayağı bir şey yapacak. Sonlardan ve başlardan gidiyorum. Şimdi sonlardan geçeceğim. 3 ay kapattık diyelim. İçinin ilk ay maaşını bir haftasını mı, her ayın ilk haftasını mı ödeyeceğiz? Sadece ilk başvuruda bir haftalık olan süre. Yani kısa zorlayıcı sebepten dolayı bu şu değil arkadaşlar. Sadece kısa çalışma ödeneğinden yararlanan personel ödemiyoruz biz. Zorlayıcı sebepten dolayı, COVID etkisinden dolayı tüm personele ben yarım ücret ödemek zorundayım. Yani kısa çalışma ödeneği kapsamda olanlara değil. Tamamına ben bunu ödeyeceğim ben. Kısa çalışmayla ilgili her ayın ilk haftası diye bir olay söz konusuydu. İlk bir hafta. E, 45-30 teşvikinde 15 saatte çalışmamız var. Yapmayan personel ücretsiz izin ve yıllık izin sayılabilir miyiz? Şimdi yani şeyden yazabilirsiniz. Ücretsiz izin kapsamını yazabilirsiniz. Engel olan bir şey yok. Ücretsizinde yararlanabilirler. Ücretsiz izin çünkü şeyden çalışmayan gün başına veriyor. 38-94. Çalışılan gün başına vermiyor. Şimdi cevaplanmayan kaç sorumuz kalmış onu görebiliyor muyuz? 3 ay kapattık diyelim. İçinin ilk ayın maaşını bir haftasını her ayın bir haftasını ödeyeceğiz. Bunu zaten cevaplamıştım. 45'e 45 başvuruda bulunamayan kişiler için yıllık izin kullandırdık. Bunları tam olarak sekreteyebileceğiz değil mi? Sosyal yardım olarak değil. 45'e 45 yararlanan kişileri yani yıllık izin kullandırabilir misiniz? Yani mevzuatsız olarak engel olan bir şey yok. Zaten 45'e 45 yıllık izin kullandırmışsanız bu kişilere zaten sigortayı bildirmek zorundasınız tam olarak. Gününü bildirmek zorundasınız. Ama bu yani 45'e 45 çalışma olmaması lazım. Sosyal yardım olarak değil, yıllık izin ise bunu yıllık izin SSK günü olabilmesi lazım. Bizimkiler ödemeleri soyadı, IBAN değişikliği, soyadı değişikliği olmadı, PTT'ye yatmış. Yani bu, diyorum ya, şimdiye kadar hiç karşılaştığım bir konu değil. Hiç bu konuyla ilgili sorum da almadım. KÇO başvurumuzda çalışılmayan süre 30 saat olarak bildirdik. Geriye kalan 15 saati personel yıllık izin ve ücretsizini gösterebilir miyiz? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, kısa çalışma ödeneğiyle yıllık izinler ve şey birbirinin içine geçmemesi lazım. Çalışma Bakanı o konuda görüşlerini net. Müfettişler bu konuda çok fazla şey bakmıyorlar. Sıcak bakmıyorlar. Bu süreç emeklilik sürekini etkileyecek mi? Arkadaşlar Fuat Fulyan'ı sormuş. Şimdi emeklilik süresi, kısa çalışma ödeneği süresi boyunca bizim emeklilik primine yatırılmıyor çalışanlarımıza. Emeklilik primi yatırılmadığı için gün hesabı da dahil olmayacak. Bu durumda emeklilik süresini etkileyecek mi? Gün sayısını etkileyecek. Yani onun için gün sayısı ilave olmadığı için o kadar eksik gün yatırılmış olacak. Yani emeklilik primi yatırılmıyor o dönemle ilgili. Servet Bey herhalde bir arkadaş bir daha hatırlatıyor galiba. 1.46 dağıtmış. Tahmin ediyorum cevaplamadığım için. Bizim şirketimizde çalışanların yapmış olduğu satışlara istinaden bir prim sistemimiz var diyor. Bu prim sistemi bir ay öncesinden gelmektedir. Mart döneminin 24. kısa çalışma ödeneğine başvurduk. Nisan döneminde çalışanlarımız bu dönekten yararlandı. Ama bu yararlanan personellerin Mart dönemi primleri bulunmaktadır. Tamam. Hem çalışma ödeneği alıp hem de primleri ödesek bir sıkıntı arz eder mi? Bir de kısa çalışma ödeneği 30 günlük bildirdiği için biz Sosyal Güvenlik Kurumu bildirimlerinde 0 gün olarak bildirim yapacağız. 0 gün gösterilirken ikramiye görünmesi sıkıntı olur mu? Şimdi şöyle, başkanım şöyle söyleyeyim Mustafa Bey. Şimdi SSK günü 0 olacak ama bodroslu kişinin ücretini ve sosyal yardımı ödeyebilir. Yani SSK primi kesilmeyecek günü sıfır olduğu için, tamam mı? Ama kişinin maaşını ve gelir vergisini ve damga vergisini ödeyebilir. Onun için kanun da şunu söylüyor. Prim veya ikramiye ödendiği ayın kazancına dahil olacak. Yani her ne kadar Mart ayıyla ilgili çalışmasından dolayı Nisan ayında bu olmuş olsa da Mart ayını yansıtmayacağız bunu. Prim ve ikramiye ödendiği ay olduğu için
Yani SSK günü sıfır olup da o ay içerisinde SSK günü bildirmeyeceğiz. Çünkü program içerisinde söyledim ben, gelir vergisi matrahla alakalı bir şey. Güne bağlı değil. Ama SSK güne bağlı. Onun için orada ödememiş olan, yani gün sıfır olduğu için SSK primi ödeyemiyoruz ya, o ödenmeyen olan, matrah olan kısmı Mayıs ve Haziran ayında gün oluşursa o günlere ilave olacak o. Yani kanun 80. maddesinde diyor ki, eğer gün yoksa orada, gün yoksa Nisan ayında SSK primi kesilemeyecek. Ama şu değil, hiç kesilemeyecek, bitti diye bir olay yok. Mayıs ve Haziran ayında devroluyor. Yani Mayıs ve Haziran ayında da hiç gün yoksa 2 aylık süreden fazla ileriki bir tarihe devrolmuyor kanun mevzuat gereği. En fazla 2 aylık olan süreye devroluyor. O da gün olan dönemleri. Eğer Mayıs ayında benim günüm yok. Mayıs ayında günüm yok. Haziran ayında da bir günlük günüm var. Bildirebileceğim. Bu durumda Mayıs ayına kazancına dahil olmayacak. Çünkü o ayda da gün yok. O gün olmadığı için en fazla Haziran ayının kazancına dahil olur. O da bir günlük taban. O da 735-75 TL diye geçiyor kanunda. Yani SSK'da günlük taban ve tavanlar var. Günlük taban ve tavanlar arasında istediğimiz kazanç üzerine bildirim yapabiliriz. Onun için Nisan ayında hiç çalışması olmasa dahi prim ikramiye ödemesinden dolayı bordroda bunu gösterebilir ama SSK primi kesilmez Nisan ayında. Ne olacak? Oradaki kesilmeyen olan prim Mayıs ve Haziran ayına devrolacak. Mayıs ve Haziran ayında eğer gün oluşursa onları da kazanca dahil edeceğiz. Günlük kazanca dahil edeceğiz. Prim olarak göstermesi herhangi bir sakınca yok o zaman. Yok, hiçbir sıkıntı yok ama SSK primi kesilmeyecek gün olmadığı için. Gün olmadığı için ama sonraki iki aya devroluyor. Yani komple iptal olmuyor. Yani Nisan ayında tamam prim kesmedik kapandı diye bir konu değil. Ne diyor kanun 80. maddesi? 5 Mayıs'tan sonra kanun 80. maddesinde sonraki 2 aya devrolur diyor. En fazla. Sonraki 2 aya. Yani 2. aydan sonra dönemden devrolmaz ama Mayıs ve Haziran ayında gün oluşursa o günlerin kazançları taban ve tavan arasında olan kazançlara kadar dahil oluyor. Sıkıntı yok. Tamam. Ama hiç prim kesmeyeceğiz. Kanun kopandı diye bir şey söz konusu değil. Nisan ayında kesmeyeceğiz ama Mayıs ve Haziran ayında gün oluşursa onlardan prim keseceğiz. Başkanım. Şimdi biraz hızlanması açısından gelen tamam. Sorulara soruma cevap lütfen dedi Sevgi Hanım. 30 saat çalışmama teşvikteyiz. Çalışmama teşvikindeyiz. 15 saatlik çalışmamız var. Çalışmayan tamam. Personeller için ücretsiz izin veya yıllık izin sayılabilir miyiz diyor. Yani şöyle söyleyeyim başkanım. Kısa çalışma ödeneğiyle ilgili olan kısımda Çalışma Bakanlığı'nın görüşü şu. Ara dönemleri ücretsiz izin veya yıllık izin gösterilmemesi gerektiğini yapıyorlar, onay vermiyorlar. Yani pek uygun görmüyorlar. Yani işte diyelim çalışılan dönemi ben ücretsiz izin göstereyim veya işte yıllık izin göstereyim. Diğer zamanlarda kısa çalışmada yararlayayım diye bir olay değil. Yani iç içe geçmemesi lazım. Kısa çalışmayla beraber yıllık izin uygulamak. Sonunda o zaman olması lazım, doğru mu? Evet, yani kısa çalışma içerisinde ücretsiz izin ve yıllık izin uygulaması olmaması lazım. Çalışma Bakanlığı o konuda onay, yani şu an hani bunu biz diyorum ya. Şu an biz bunu kimseye yapsak kimse bilmez bunu. Ama bu ne zaman ortaya çıkar? Çalışma Bakanlığı müfettişler geldiği zaman, sizin kayıtlarınızı aldığı zaman orada görür. Yani yoksa şu an biz bu kayıtlarımızı kimseye açmadığımız sürece, kimseye göndermediğimiz sürece kimse bunu bilmez. Tamam. Emiral Kılıç söyledi. Özür dilerim mükerrer olacak ama evet mükerrer olacak ama herkes ile haftanın ücretinin yarısı ödeyecek. Herkes ilk haftanın ücretin yarısını tüm pensiyon için evet. Tüm sadece kısa çalışma için değil. Tüm pensiyon için yani emekli dahil olmak üzere ilk hafta ücretin tamamı için ödenecek. İlk hafta. Ayrıca yıllık izinler var ki ücretsiz izin verilemez. Ayrıca ücretsiz izin için talep eder değil mi? Yani başkanım yani şöyle söyleyeyim. Şimdi ben sorunun şeklini az çok anladım. Konuşmanı yapmak istiyorum. Özellikle firmalarda izin yükü çok fazla olan personelleri ilk 7 günlük olan sürede ben nasıl olsa buna ücret vereceğim ya. Diyor ki ilk 7 günü yıllık izin göstereyim mantığı içerisinde hareket ediyorlar. Bu mevzuata uygun bir davranış değil. Yani izin bakiyesi çok fazla olan personelin zaten 7 günlük ben ücretini ödeyeceksem veya 7 günlük sigortasını göstereceksem diyor. Buraya diyor ben yıllık izin göstermiş olayım. Yıllık izin kapsamında en azından izin bakiyelerini azaltmış olurum. Mantığında yaklaşıyorlar ama bu çok fazla sağlıklı bir yaklaşım değil. Çalışma Bakanlığı konuda görüşü çok şey değil, yani iyi değil. Yani ona onay vermiyor, cevaz vermiyorlar. Evet, bir de sorulardan bir tanesi oran ve orantı tablosu ne şekilde temin edebiliriz? Onu siz iletişim bilginizi yazarsınız. Ben buradan söyleyeyim başkanım, arkadaşlar da not alabilirlerse yani hem de tamam. İletmiş olayım. servet.kaba@pkfik.pırasa.kastamonu.fars.com Mesaj kısmı, istersen şöyle yapın, chat kısmında okay. yazayım ben. Evet. Yazayım ben başkanım oraya. Evet, oradan herkes görebilir.
Sebebini iletişim bilgileri alabilir miyiz? Excel puantaj için teşekkürler. Zaten paylaşacak. Müge Hanım söylemiş. Paylaşacağım, evet. Evet, Yasemin Tanrıverdi yazmış, söylemiş. Son 3 yılda 450 gün sigortalı olan çalışanın son 60 gününde sigortalı, ancak son 60 günde içinde ücretsiz izin varsa kısa çalışma ödeneğinde yararlanabilir. Başkanım yararlanabilir, en iyi olan şey yok. Ben yazdım şeyde, onu arkadaşlarla paylaşabilirse arkadaşlar oradan görebilirler. Yani tamam. Ben mail adresimi yazdım. Okey. Oradan arkadaşlar görebilirler. Göremeyen varsa gene tekrar bizim İHİP'teki arkadaşlardan çok rahat bir şekilde Fatih Bey'den kontak kurabilirler. İlk hafta isteğe başlığı olarak tam ücret ödenip giderleştirilebilir mi? Giderleştirebilir. En iyi olan bir şey ama başkanım, benim özellikle orada demek istediğim konu şu. İlk haftanın zaten kanun 3,5 günlük ücret olarak kanun net tanımı yapmış. Ama diğer 3,5 gününü bugün yarın sıkıntı yaşamam adına yine sosyal yardım olarak ödesinler. Yani kanun orada 3,5 günlük ücreti yarım ücret olarak ödeme zorunluluğu getirmiş, ama bugün yarın sigortasını ben bildirdiğim için orada herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Yani çünkü sigorta 7 günü ödeyecek, göndereceksin diyor sosyal güvenlik kurumu. 7, şunu yap, bazı işveren şunu diyor ki ben hiç uğraşmak istemiyorum. Bodrum programda yarım ücret 3,5 gün, SSK 7 gün, buçuklarla uğraşmak istemiyorum. 7 gün sigorta, 7 gün ücret ödemek istiyorum diyor. Mevzuat olarak en iyi olan bir durum söz konusu değil. Hani uyarlamalarla ilgili olan kısmı da bazen şöyle söyleyeyim. Özellikle uluslararası yazılımla ilgili, yani diyelim yazılım güncellemesini yaptıracak o 3,5 günle ilgili çok ciddi bir para tutuyor. Saat hesabı çalışıyorlar. SAP gibi uluslararası firmalar. Ben hiç onunla uğraşmak istemiyorum. 7 gün sigorta, 2-7 gün, 7 gün ücret ödeyeyim. Hiç benim başım ağrımasın. Hiçbir sıkıntıyla, hesaplamalarla, eksik yattığı, yan yattığı, çamura battığı uğraşmak istemiyorum. 7 gün sigorta, 7 gün ücret ödeyebilirler. Engel bir durum söz konusu değil. Evet. Bir başka soru daha var. 45'e 40 onay aldık. Haftalık 5 saat çalışmayı yapmadık. Biz bunları çalışılmış gibi ödeme yapsak... Evet, ödemek zorundalar. Ödemek zorundalar. 5 saati çalışılmış gibi ödemek zorundalar. Çünkü o dönemle ilgili şey vermiyor. Yani işkur kısa çalışma ödeneği vermeyecek. 45'e 40'tan fazlasını vermiyor. 45'e 40'a göre vereceği, ödeyeceği için ona kısa çalışma ödeneği süresiyle SGK birbirine uyumlu olması lazım. O 5 saatin ücretini ödemek zorunda. Veya bu sefer eğer 45'e 45'e geçmek istiyorsa başvuru güncellemesi lazım. Yeniden başvuru yapması lazım. Bir soru daha geldi. İlk hafta isteğe bağlı, herhalde başta yazmış, isteğe bağlı olarak tüm ücret ödenip giderleştirilebilir mi? Başkanım zaten aynı soru. İlk 7 günü istediği gibi yani giderleştirebilir. Yani herkes için 7 günü ben 3,5 gün ödemek istemiyorum. 7 gün ödeyeceğim. Az önceki soru öyle aynı. 7 günü iş firmanın inisiyatifinde ama mecburi olarak kanun mevzuat koşmuş olduğu 3,5 gün yarım ücret diye geçiyor. 3,5 gün ödesin. Geri kalanın üzerine artık işverenin inisiyatifinde olan bir konu. Verip vermeme konusu ama burada önemli dikkat edeceğim husus şu. Eğer çalışanınız haftada 4 gün çalışmışsa, 4 gün çalışmışsa ben orada 3,5 gün ödeyeceğim, 4 gün ödemek zorunda değilim diye bir hüküm yok. 4 gün çalışan bir personelin 4 günlük maaşını ödeyecek ilk 7 gün için. Geri kalan 3 günün yarım 1,5 günlüğü ödeyecek. Yani toplam 5,5 günlük ödemiş olacak. Onun için orada yani 7 günlük sürede ben sadece 3,5 gün öderim. 4 günde çalışırsam 3,5 gün öderim diye bir hüküm söz konusu değil. Çalıştırmış olduğu günün ücretini ödeyecek. Geri kalan 7 günden çıkan rakamın yarısını ödeyecek. Yani şu an 4 gün 7 gün var. Kanun diyor ki 7 gün sigorta göstereceksin. Ama diyelim ki 4 gün çalıştın. 4 günün ücretini ödemek zorunda. Ama geri kalan 3 gününde yarım ücretini ödeyecek. 3 gün yarım ücreti ne yapıyor? 1,5 gün yapıyor. Toplam 5,5 günlük ücret ödeme zorunluluğu var. Evet. Süleyman Ayar Bey yazmış. Mayıs ayının 15'inde firmayı 31 Mayıs'a kadar hiç çalıştırmasak 19 Mayıs ve bayram tatillerindeki resmi tatilleri yarıya mı ödeme zorundayız? Şimdi burada puantajı tutmasına bağlı. Yani şöyle söyleyeyim. Ben şuna bakarım. Zaten kanun diyor ki çalışılmayan süre hafta tatilleri işveren ve kurumca orantılı bir şekilde ödeniyor diyor. Yani sizin eğer çalışma saatiniz ay içerisinde kaç, ona bakmamız lazım. Yani orada bayram tatilleri ve şey işverene kalacak dediği bir hüküm söz konusu değil. Ben çalışma saatini toplayıp 7,5'a böldüğüm zaman kalan kaç gün iş günü çıkıyor ortaya? Ona bakacağım ben orada. Yani orada bayram tatili işverene kalacak diye bir hüküm söz konusu değil. Kuruma kalacaktır diye bir hüküm söz konusu değil. Çalışma saatini orantılı yaptığım zaman orantının içerisinde yüzde kaça tekabül ediyor? O önemli. Onun için orantılı bir şekilde hafta tatilleri de çalışma günü de
işveren kurum tarafından hafta sonu tatili ödenmiş oluyor. Yani Mayıs ayında 9 tane hafta tatili var. Bayram tatili dahil olmak üzere. 1 Mayıs, 20, 19 Mayıs bayram tatili var. Hafta tatili var. Toplam 9 tane tatil var sadece Mayıs ayında. 22 gün iş günü var. Yani 22'ye 9, 31 gün. İş günü ödemek yaparken 30 günü hesaplamıyor. 31 gün hesaplama yapıyor. Onun için SSK ile iş günü birbirine karıştırmamak lazım. Şaban Bey yazmış. Excel tablosunu istiyorlar. Olan zaten şeyini paylaştığınız sizin mail adresinizi. Oradan çok rahat bir şekilde size yazsınlar. Yani servet.kaba tekrar edeyim. Servet.kaba alamayanlar için pkfik.com adresinden isterlerse o Excel tablosunu hem Mart ayı için var, hem Nisan ayı için, hem de Mayıs ayı için. Yani 6 tane farklı senaryo üzerinde ben çalıştım. Oradan siz saatleri girdiğiniz zaman ay içerisinde kısa çalışmanın bir günün sayısının ne kadar olacağını, iş günü sayısının ne kadar olacağını, SSK günü ne kadar bildirileceğini oradan rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Burada zaten en büyük sıkıntı şu. 7,5 saat çalışanlarda sıkıntı yok. 6-7,5 çalışanlarda gün işaretleyip gidiyorsunuz. Sıkıntı olmuyor orada. Ondan sonra hafta tatilini bölüşüyorsunuz ama 5-9 çalışan iş yerlerinde veya 10-10 çalışan iş yerlerinde mesela adam firma haftada 2 gün 10-10 çalışıyor. Toplam 20 saat. Yani şimdi burada şunu diyemezsiniz ki siz 2 gün çalışmışsınız, 2 günlük ödenek alacaksınız. Burada ne yapmış olacağız? 20 saatin karşılığındaki oran neyse, kaça tekabülüyorsa onu oranlı bir şekilde bölüştürmeniz lazım. 7,5 saat çalışan da sıkıntı yok. 6 gün 7,5 saat, 3 gün çalışıyor, 3 gün çalışmıyor. Bu orantıyı rahat bir şekilde gün bazını kurabiliyorsunuz ama 5-9 çalışan iş yerlerinde, özellikle 10-10 çalışan iş yerlerinde yani, veya 5-5 çalışan iş yerlerinde haftanın işte 4,5 saat çalışıyor her gün. Baktığımız zaman %50-50 çalışıyor. Onun için o orantı tablosunu, Excel tablosunu saat bazında güne dönüştürmeden çok büyük sıkıntı çekiyorlar işverenlerimiz. Onun için hani geçen gün firma bir tanesini gönderdim. 20 dakikada işini bitirdi. Ama bunu hesaplayabilmek için çok ciddi uğraş yapmış. Oran yani çünkü basit bir mantık yapıyorlar. Diyorlar ki işte 15'e 45 ise 15'e 45 oranı veriyor %33. Onu 30'a çarpıyor. Dediğiniz olay 26'ya 4'te olurdu ama 22'ye 9'a nasıl yapacaksınız bunu? 25'e 5'te ne şekilde yapacaksınız? Hatalı sonuçlar veriyor. Yani siz 15'e 45'i orantılayıp %33 bulup o %33'ü 30 günde çarptığınız zaman bildirilecek iş günü sayısıyla çalışılan iş günü sayısı birbirinden farklı oluyor. Yani onun için o uygun bir yöntem değil. Yani o birkaç kişi paylaşmış internette, LinkedIn'de. Ben de gerekli uyarıları yaptım arkadaşlara. Onun için bugün yarın şu anım diyorum ki hiçbir şey sıkıntı yok. Herkes şu an hani bizim hiçbir denetime açık olmadığımız için bu konuyla ilgili hiçbir belge sunmadığımız için sıkıntı yok. Ama bugün yarın denetim olduğu zaman bunlara baktıkları zaman diyecekler ki sen kısa çalışma ödeneğinden fazla yalanmasın. Bu ödeneği bana geri ver. Hadi onu geçtik, o sıkıntı değil. Onu ödedik geri. Bu sefer SSK gününü eksik bildirmesinin ortaya çıkıyor. Yani sadece kısa çalışma ödeneği yararlanmayla ilgili olan sorun olsa ödeneği aldığımız kadar geri veririz. Ama diğer taraftan çalıştırdığımız halde sigorta gününü bildirmemekle karşı karşıya kalıyoruz. En büyük sıkıntıdan bir tanesi o. Onun için hani SSK'dan gol yemek çok daha büyük bir sıkıntı. Teknopark için ilk 7 gün tam maaş ödedik. Oradaki süreler işlenirken ilk hafta için 7 gün çalıştığı olarak gösterebilir miyiz? Yani şöyle, teknoparklarda yani mevzuatsal olarak farklı bir şey söz konusu değil. Kısa çalışma ödeneği teknoparkta olanlara yararlanamaz diye bir hüküm söz konusu değil. Ama teknoparkın mevzuat gereği, yani vergi, onlarda vergi istisnaları var hükümler bazında. Vergi istisnası, yani teknoparkın özel mevzuatından kaynaklanan sebep olmadığı sürece 7 günlük süreyi çalışılmış olan süreyi bildirmemize engel olan bir şey durum söz konusu değil. Tamam. Bu herhalde maille ulaşamıyor arkadaşlar. Fatih Bey duyuyorsa İTKİP'ten, Fatih Bey siz paylaşır mısınız Servet Bey'in mailini? Kayıtlı irtibat bilgileri de olması lazım başkanım. Tümüne göndeririz. Buradaki kayıtlı olan herkese irtibat bilgilerini iletiriz. Evet, lütfen gönderin. Formu e-mail olarak bekliyoruz. Teşekkürler ediyorlar. Evet, tam şu anda 2 saat 1 dakika oldu. Tahmin ediyorum ki var mı arkadaşlar atlanan bir soru öyle tekrar olmayacak şekilde varsa son 2-3 dakikada da bunu toparlarsak Başkanım ben birkaç husus var onu özellikle söyleyeyim. Dün Sosyal Güvenlik Kurumu bir genelge yayınladı. Dedi ki artık bu COVID sebebiyle firmalar özellikle iş kazası mı değil mi konusu hukukçular arasında çok fazla tartışılan bir konuydu. SGK yayınlamış olduğu 2020-12 sayılı genelge ile COVID'in iş kazası olmayacağına dair genelgeyle belirlemiş oldu. Yani COVID'den dolayı
Acaba iş gazası sayılırsa ben 3 günlük süreyi geçirir miyim? İş gazasından dolayı bir soruşturma yaşar mıyım, yaşamaz mıyım diyeyim. Yine aynı şekilde SGK yayınlamış olduğu genelgeyle COVID'i iş gazasından çıkarttı. Yani iş gazası olarak değerlendirmiyor, hasıl sigortası olarak değerlendiriyor. Bunu belirtmek isteyeceğim. Bir de çok önemli bir konuda bir tanesi, bu geçmiş dönem teşviklerle ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu bir Mart ayında bir genelge yayınlamıştı. 31 Mayıs tarihine kadar geçmiş dönem yüklenmeyen SGK teşvikleri, başvuru yapıp da yüklenmeyen SGK teşvikleri varsa 31 Mayıs'tan sonra artık tamamen orayı tamamen kapatıyor. O konuda eğer bu konuda çalışma yapmak isteyen, mesela çok karşılaştırdığımız bir konu, hizmet almışlar, danışmanlık şirketine hizmet almışlar ama yaklaşık 1/3'ünü kaçırmışlar teşviklerin. Yani onları 31 Mayıs'a kadar başvurularını yapıp yüklenmesi lazım. Sadece başvuru yapmak yetmiyor. Bu konu çok önemli. Ben 31 Mayıs'a kadar bunun 31 Mayıs'tan sonra artık geçmiş dönem teşviklerle ilgili konu tamamen kapanmış olacak. 31 Mayıs'a kadar eğer böyle bir durumda olanlar varsa mutlaka bu teşvikten yararlanması lazım. Çünkü şu dönemde nakit çok önemli. Yani finansmanı sağlayabilmek çok önemli. Burada bir nevi bir finansman kaynağı. Geçmiş dönem yararlanmış olduğu teşviklerin size geri kazandırılması ile ilgili olan konu. Bunu da tam ve eksiksiz bir şekilde yürütebilmek lazım. Hatasız bir şekilde yürütebilmek lazım. Onun için çok karşılaştığımız konu, firmaların bazı teşviklerden geçmiş dönem uygulaması sebebiyle atladığını çok gördük, çok karşılaştık. Onun için o konuda bir hatırlatmak istedim. Bizimle irtibat geçerlerse en azından bu Mayıs ayı son bulan teşviklerle ilgili de yine onlara, firmalarımıza her türlü desteği sağlarız biz. Son iki tane şeyi de söyleyelim. Bunlar da biraz tekrar oluyor. Emekli personel kısa çalışma ödeneği kapsamında alınmadı. Emekli personel hiç çalışmadığı halde 30 gün SSK gösterip tam maaş ödese sıkıntı olur mu diyor. Yok, hiçbir sıkıntı olmaz başkanım. Engel olan bir şey yok. Yani para verdiğin sürece sıkıntı olmaz diyorsun yani. Yok, yani şöyle 30 gün maaş, şöyle söyleyeyim. Sigortasını göstermek zorunda da değil. Bakın, emekli personel çalışmıyor. Ben sosyal yardım mukabilinde bu personel ödeme yapacağım. Yani sigortasını da gösterebilirim de göstermeyebilirim de. Yani mevzuat bana illa orada sigortasını bildireceğim. Yani ben çalışmadığı için sosyal yardım verebilirim. Sosyal yardım altına verdiğim için sigorta primi de kesilmeyebilir. Ama sigortasını bildirip prim de yatırabilirim. Yani engel olan bir şey söz konusu değil. Yani bu işveren tamamen tercihine kalmış olan bir konu. Yani prim ödemeden de sosyal yardımda bulunabilir. Gün bildirmeden de. Gün bildirerek de sosyal yardımda bulunabilir. Engel olan bir şey söz konusu değil. Emeklilerle ilgili bir şey var. Kısa çalışmada yaralanmayanlar, emekliler, yıllık izin kullandırılan çalışanlar full time çalışabilirler mi? 45'e 45 başvurmuşlarsa çalışma çok fazla uygun değil. Yani onu zaten söylemiştim ama işte azaltmaya başvurmuşlarsa 15'e 45 emekliler çalışabilir orada. Yani orada sıkıntı yazı var, onu da okuyayım ve bu da son soru olsun. Firmamız 3 kategoride kısmi çalışmada Mayıs itibariyle bulundu. Haftada 2 gün çalışma, 4 gün çalışmama. Tamam. İki ay hiç gelmeyenlere %60 ödenmesi ve 2 ay ücretsiz izin aynı talep içinde sorun olur mu? Ve Haziran'ın ilk haftası ücretler ödenir mi? Firma başvurumuz hangi koşullarda red olur ve bize bildirir? Birdal Yeşiltaş sormuş. Şimdi çalışma ödeneği bildiğim kadarıyla arkadaşlar onaylanmamış. Başvurusu da Nisan ayında olmuş değil mi başkanım? Sizin söylediğinize göre. Diyor ki 3 kategoride kısmi çalışmada yani şöyle 3 kategoride olsa da itibariyle bulundu. Mayıs'ta başvurmuş. Tek bir başvuruyla her bir sigortalının kısa çalışma ödeneği başlangıç tarihini kendisi belirleyebilir. Yani tut da 3 tane kategori var bende. İşte 3 tane vardiya var. Yani genelde 8'er saat vardiya sistemi üzerine çalışıyorlar. Şunu yapmasın işverenlerimiz. Birinci vardiya için ayrı bir başvuru. İkinci başvuru vardiya için ayrı bir başvuru. Üçüncü vardiya için ayrı bir başvuru değil. Tek başvuru da hangi vardiyada hangi personelin hangi tarihte kısa çalışma ödeneğine başlayacağını belirleyebilir o. Yani ay içerisinde bir tanesi 1 Nisan'da 1 Mayıs'ta başlayacakken başka bir personel onun da başlayabilir. Engel olan bir şey yok. Onun için vardiya başına başvuru değil. Burada özellikle başlama tarihini tek bir başvuru formunda ayarlayabilirler. Yani tek bir başvuru formunda yapabilirler. Geçen gün bir yazı geçti elime. Yani şöyle bir resmi bir görüş almışlar. Onu ben Çalışma Bakanlığı'yla görüştüm. Yani çok şey bir durum ortaya çıktı. Yani 450 personel olan bir personel firmaya diyor. Ben 1/3'ünü azaltırsam çalışma saatini, hafta çalışma saatini mevzuat olarak engel olan bir şey yok. Ama 450 personel 225 bölüp de
Yani haftalık 30 saat, 30 saat şeklinde çalıştığın zaman mevzuata uygun değil demişler. Bakın 450 personeli ben haftalık 45 saatten diyelim çalışırsa alacağız, çalışacağı saat zaten belli orada. 20.200 küsur civarı bir rakam yapıyor hafta 45 saat içerisinde. Yani 225 personel, 225 iki var diye böyle haftanın 3 günü 10'ar saatten 30 saat, geri kalan 3 günü 10'ar saat çalıştırırsan kısa çalışma ödeneği yararlanamaz diye bir hüküm gibi yorum geliştirmişler. Bence de yazılmış oraya. O mevzuata uygun olan bir görüş değil. Yani bunu yapamazsınız gibilerine mevzuatta kanunda hafta çalışma saati 45 saat demiş. Yani o şu mantıkla yaklaşıyor oluyor. Haftalık ben 10'ar saat çalışırsam 60 saat çalışmış gibi oluyor. 45 saatin üzerine çıkmışım gibi bir yaklaşım olmuş. O çok mevzuata uygun bir tanımlama değil. Haftalık 45 saat diye geçiyor kanunda. 45 saatin içerisinde en az 15 saat azalma meydana gelmişse ben bu kapsamda yararlanabilirim. En iyi olan bir şey söz konusu değil. Evet, çok teşekkürler. Zaten 2 saat belli. Şu anda 15:08. İnşallah hepimize, herkese faydalı oldu diye düşünüyorum. Servet Başkanım, Bey, şu çok oran teşekkür. tablosu çok önemli. Ben oran tablosunu özellikle arkadaşlarım çok rica ediyorum. Yani bugün yarın eyvah yandım işte işkur benden fazla ödene kalmış kısmına şey yapmasınlar. Yani ihmal etmesinler. Nasıl işkur parayı veriyor. Sıcak para da geliyor. Çalışana da yatırılıyor. O da güzel hoşumuza gidiyor ama bunu aldığımızı fazlasıyla vermek değil. Bizim yapmamız gereken fiili durum neyse ayın sonunda benim işkura düzeltme tablonu vermem lazım. Eğer işkurun bana ilk çıkartmış olduğu rakamlara göre ben ödenek alıp sigorta günlerini de ona göre bildirirsem hem ödeneği fazla olmuş oluyorum hem de sigorta günlüğü eksik bildirmiş oluyorum. Onun için çok dikkat etsinler. Yani fiili durum neyse ona göre nasıl olsa iş grubu bana bunu ödedi. Ben ona göre geri kalan eksik gün neyse sigortayı bildireyim bu şekilde geçsin diye bir mantık yapmasınlar. Ayın sonunda mutlaka şey yapsınlar, bildirim yapsınlar. Tamam, çok teşekkür ediyoruz. Bilgileri yine Servet Bey paylaştı. Fatih Bey'den de pardon. Kontak bilgilerini bulamazsanız İTKİBGEN eseklerinden alabilirsiniz. Servet Bey, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten faydalı, çok güzel bilgiler aktardınız sektöre. İnşallah bütün kafalardaki soru işaretleri cevaplanmış oldu diyoruz. Zaten bir şey olursa tekrar İletişim bilgileri olduğu için sizlerle beraber bireysel olarak da çok rahat bir şekilde kontak kurabilir sektör. O Evet. anlamda çok teşekkür ediyorum ve önümüzdeki dönemlerde maskesiz günler olur diye diyorum ve saygılar, sevgiler sunuyorum herkese. Teşekkür ederim başkanım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.